düşerim bile bile. Vazgeçer miyim sanıyorsun canım, savaşırım bile. Çok çaban yanacak heyecandan karışacak hane belli ki. Kim pişman kim düşman hala anlayamadın mı yeni yeni. Çok üstüne gelecek söylenecek bıktıracaklar ki seni. Kim pişman kim düşman artık iyi düşün taşın yeni yeni. Hepsi geçti. İyisin değil mi aşağıda? Şükür. Ay. Sen yaktın değil mi? Sen yaktın samanlı. Sen yaktın samanlı. Aa, ne kadar çok yapardım. Yapma dedim, yapma dedim. Ama yok, beni dinlemedi. Aşağına. Bu sefer çok ileri gittin. Vallahi yavrum dedin, sen haklısın. Vallahi tepemden aşağı benzin döküp kendimi yakasam ölür müyüm acaba? Kendini yakmayacaksın, burada durup bana hesap vereceksin. Allah'ım keşke zamanlarla ben de yanaydım. Çok utanıyorum yarabbim. Ne yapacağım ben ya? Ben kendi kendimi öldürmeye gidiyorum. Bela tut şunu. Ya aşağıda gel buraya. Sen buraya gelecek misin? Hadi. Hiç boşuna ağlama Ayşe. Bu sefer yaptıkların gerçekten çizmeyi açtı. Ya ben ne yaptığımı biliyor musun? Ağam aklımı başımdan aldı benim. Ya of, kimseye de bahane bulma ya. Senin yüzünden neredeyse çocuğumla eşimi kaybedecektim. Nasıl bu kadar gözün döndü Ayşe anne? Hepimizi her şeyi yakacaktın. Yakacaktım demi. Ya ben ne biçim bir insan oldum böyle ya? Ne yapsanız, ne deseniz bana müstehak ya. Babam bu yaptıkları duyarsa neler olacağını biliyorsun değil mi? Kesin boşar, çok da iyi yapar. Boşadı ki zaten. Ha, sen ondan mı delirdin? Ne yapayım, gözümün içine baka baka boşadı beni. Ben yapayım da kimler yansın? Ha. Sen de dedin ki madem ben yanıyorum herkes yansın öyle mi?
Kurban olam, ağama bir şey demeyin olur mu? Bir daha bu konaktan içeri sokmaz beni. Peki ben nereden bileceğim senin bunu tekrar yapmayacağını ha? Ben bu sorumluluğa giremem. Babama söyleyeceğim, gereği neyse yapsın. Ya vallahi söz veriyorum. Bir daha asla böyle bir şey yapmayacağım. Ocak bile yakmayacağım. Elime tövbeler olsun, yanıcıma dem bile almayacağım. O zaman yemin eder misin? Ettim. Ettin mi? Ettim. Ettin mi? Ettim dedim ya. O zaman biz de seni affettik. Hadi koş git buradan. Vallahi ama. Hadi. Ya. Ya siz, siz var ya. Siz hiç bize çekmemişsiniz. Adalarınıza da çekmemişsiniz. Bu nasıl bir iyilik? Bu nasıl bir merhamet ya? Hakkınızı helal edin. Ya tamam ama hadi babamlar gelmeden bir an önce git buradan hadi. Tamam tamam tamam. Of. Babamın aşkından kafayı yedi. Çok üzülüyorum Hazar. Ben daha çok üzülüyorum Bella. Neredeyse seninle çocuğumu kaybedecektim. Ama hepsi benim yüzümden, benim bu bacaklarım yüzümden. Kalkıp da bir tekme atamadım o kapıya. Saçmalama Hazar. Sen böyleyken de benim kahramanımsın. Bak kapıyı nasıl kırdın ama. Bella, ben çok ciddiyim. Bu acizlik mahvediyor beni. Seni, çocuğumu koruyamamak mahvediyor beni. Sen bizi hep koruyorsun zaten Hazar. Lütfen bu kadar yükleme kendini olur mu? Bugünlerde geçecek, göreceksin. Ya ne zaman geçecek? Yani ne zaman kalkıp yürüyeceğim? Daha neyin olması lazım? Neredeyse ölüyordum Bella. Tamam tamam şşş. Sinirleme. Bak biz ne yapıp edeceğiz seni ayağa kaldıracağız tamam mı? Söz. Üzülme. İstemez. Benim oğlum, benim gelinim değil hele. Kim yaktı bakalım bu samanlığı? Ben bilmiyorum. Onlara verme, onlara verme. Geç, 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 geç. Velacığım ben biliyorum. Müsellim amcanızın bana verdiği rapor doğrultusunda sizlere diyorum ki bizim samanlığımız yanmamış, kundaklanmış. Oo! Oo! Kim cesaret eder ki babacığım? Aklından zoru mu varmış? Allah Allah ya işte ben de sana bunu soruyorum. Kim kundaklamış bizim samanlığımızı Bella? Sadece kundaklanmamış. Aynı zamanda kapı içeriden kilitlenmiş. Anahtar da samanlığın içine atılmış. Bak, 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 bak. Gördün mü? Benim kızım Bella sana bir şey diyeceğim. Sen kalender babana hiç yalan söylemezsin değil mi? Aha. Sen hep hakikatin yanındasındır değil mi? Aha. Samanlığı kimin yaktığını bilseydin hemen gelir bana söylerdin değil mi? Aa. Bella. Bella. Ya babacığım bak olan olmuş zaten. Ne gerek var daha fazla üstelemeye? Mühim olan kimseye bir şey olmamış olması. Ya olsaydı. Ya olsaydı. Şimdi bir dakika ama çocuklar bakın Dünür'üm haklı. Siz ikinize de yalnızdınız. Ya içeride sen ya da sen olsaydınız he? Allah muhafaza. Ya içeride ikiniz birden kilitli kalsaydınız ne olacaktı o zaman? İşte ben de bunu diyorum. Şimdi yaptığım araştırmalara göre içeride kalanlardan biri Bella o kesin. Başka deliller de var ama onları mahkemede sunacağım. Ama diğer ikinci kim daha onu bulamadım. İki kişi. İki kişi ne yapıyormuş ki ne içeride? Bir dakika bir dakika. Bella, kızım. Sen samanlıkta kilitli mi kaldın annem? Bella. Bak sana son defa soruyorum benim kızım.
kim gundakladı bizim samandığımızı? Korumaya çalıştığım bu düşmanımız kim kine? Ya ağam sen de yani bir alem suna. Senin sorduğun da soru mudur Allah sen? Sen etrafımızda ateşle oynayacak kaç tane düşman tanıyorsun? Bir. Ama iki de olabilir. Hatta belki bu aralar üç falan olabilir. Çünkü çok fazla insanın canını yaktım biliyor musun? Tık tık tık. Babu müsaade vardır yoksam yok. Yok. Var Nazgül var de hele. Sizlere sergilemiş olduğum son derece trajik ölüm sahnesinden ötürü özürlerimi bildirir. Mağa karşı göstermiş olduğunuz tebriklerden dolayı da teessüflerimi iletmek isterim. Sonuçta bir sanatçının hak ettiği tokat değil alkıştır. Sadede gel Nazgül. Ha Sadet. Babu ben düşündüm taşındım. Dedim ki benim yerim burasıdır yani bu konaktır. Evet son zamanlarda birazcık gözden düşmüş olsam da ben de bir bozuk geliniyim. Ve ölene kadar böyle kalmak için ant içtim. Yani eğer ki müsaade ederseniz. Etme benim babam etme bu kadın beni çiğ çiğ yer vallahi. Pişman mısın dersini aldın mı bakalım? Vallahi baba orası Kaan'la yapacağımız bir istişareye bağlıdır. Kaan sus artık tamam. De haydi gidin bakalım gozlarınızı bir paylaş. Kaan. Yapma benim babam yapma. Ejderhanın kafesine atma beni yem etme beni ona. Kaan sana verdiğim müddet zaten doldu oğlum. De haydi git karınla konuş bu meseleyi hallet öyle gel de haydi. Kaan. Oğlum o da o tarafta. Odanın yolunu bilmiyor musun? Aa hakikat. De şey benim babam. Benim ufak bir hazırlığım var. Hemen geliyorum. Geliyorum geliyorum. Ha, nerede kalmıştı? Bu meseleyi bilahare konuşacak seninle. Bella. Kaan! Evet Kaan. Kaan sana ne oldu böyle delirdin yoksam yok. Evet canım delirdim. Beni sen delirttin Nazgül. Kafama vura vura beni delirttin. Vah. Yaklaşma! Yaklaşma! Ya Kaan, ben bu kadar korkunç bir insan mıyım ki? Kendini böyle kanaatin altına almışsın. Evet Nazgül, sen korkunç bir karısın. Anladın mı? Sen korkunçsun. Benim naciz bedenime artık zarar veremeyeceksin de. Ha! 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 Yaklaşma! Hey! Yaklaşma. Yemin ediyorum akıtırım pekmezine. Kendimi koruma hakkımı sonuna kadar kullanırım. Kaan, bak gözünü seveyim çıkar şu kafandakileri böyle göz güzel dizdize konuşalım eski günlerdeki gibi. Hadi kocacığım. Yemezler canım. Çıkartayım da yine kafamın pekmezini akıt değil mi? Yok. Bu konakta artık bana 5 metreden fazla yaklaşamayacaksın Nazgül. Yoksam ha ha. Vah ben bize ne etmişim böyle. Sanki karşında karında yine düşmanın varmış gibi konuşuyorsun Kaan. Hiç bana duygu sömürüsü yapma. Hem aynı benim kafamı kırdığın geceki gibi değil mi? He? Aynı o geceki gibi. Ya illa hatırlatacaksın değil mi? Hiç unutmayacağım. Her gece rüyalarıma giriyor. Tamam. Bak tamam çok haklısın ama yemin ediyorum unutturacağım Kaan. Ne olursun yapma Kaan. Son pişmanlık fayda etmiyor Nazgül. Yapılanlar da söylenenler de geri getirtmiyor maalesef. Kaçıncı Nazgül? Ha bu kaçıncı sen söyle bana. Sonuncu vallahi billahi bu sonuncu Kaan. Ya beni düşünmüyorsan bari çocukları düşün. Bırak. Hiç çocuk kartını öne sürme bırak. Hiç oralara girme. Kaan.
Ben bunları hep sevgimden, aşkımdan yapıyorum. Ben böyle seviyorum Fide, bilmiyor musun? Bilmiyorum Nazgül, anladın mı? Ben artık hiçbir şey bilmiyorum. Şu halime bak. Ama ben senin aşkından ölüyorum. Sen aşkından ölmüyorsun. Sen aşkından öldürüyorsun kızı, öldürüyorsun. Tamam. Hadi ver elini öpeyim, barışalım. Ne olur. Bırak! İstemez! Kaan, ver elini öpeyim diyorum ha. İstemez, bırak! Ya ver! Bırak dedim! Yaklaşma dedim sana! Ya ver işte ha! Bırak! Öpeceksin mi? Al bunu öp canım. De haydi. Tamam. Barıştık mı? Hayır. Ya sopayı da öptüm. Daha ne istiyorsun Kaan? Şartlarım var. Ne şartları? Sana bunları yazılı olarak yarın bildireceğim. Sen de imzalayacaksın noter huzurunda. Yani bu yaştan sonra evlilik sözleşmesi yapacaksın öyle mi? Aynen öyle Nazgül Efendi. Vallahi ben evlenirken bir ejderhayla evlendiğimi bilmiyordum. Daha yeni öğrendim. Bilseydim önceden yapardım. Peki ben bu sözleşmeyi imzalamazsam ne olacak? Sen sağ, ben selamet olur. Anladın mı? Sana yarına kadar müddet. Düşün taşın. De haydi. Hareket etme. Hareket et. Gelme. Yaklaşma. Şimdi ben çıkıyorum. Orada dur. Hacı ben vururum vallahi. Vallahi vururum. Yaklaşma. Kapıdan çıkıyorum. De haydi. Sopam kaldı. Kıyafette adamı sıkıştırıyormuş, he? Hayda. Kim var içeride? Dolu. Onu anladık. Müsellim amca sen misin? He, benim, benim. Müsellim amca, acilen içeriği boşaltman lazım. Evet, şu an ben de aynen onu yapıyorum. Ya öyle değil, sıkıştım ya, anlasana. Ya benim işim uzun yeğenim. Çok acilse git Türkmen odasına gir. Şimdi... Kübra'sa. Ulan vuramıyorum. Karanlıkta yüzünü seçemedim. Melanet'in teki. Durduk yere saldırdı bağa. Ben de ağzının payını verdim. Ölmemiştir inşallah. Bağa bakla. Bunca zaman senin yolunu gözledim. Şimdi bir de ben mahpus yolu bekleyemem yani ha. Yok yok, öldürmedim. Gel gel. Çevirek adamı. Ana. Lan. Kaan ya bu. Kokusu değişmiş. Tanıyamadım. Sen ağlıyor musun? Ne istiyorsunuz keçeler? Ağlıyorum işte. Görmüyor musunuz? Yani sevinçten mi diyeceğim ama belli ki değil.
Siz Kaan abimle yine mi kavga ettiniz? Ya Dureş, Allah'ı seversen. Bir insanla kavga edebilmek için temas kurmak gerekir. Kaan beni yanına yaklaştırmıyor. Nasıl kavga ederim? Bu da iyi bir şey. Vah! Siti kız, sen benimle dalga geçiyorsun da yapıyorsun ha? Odaya öyle bir gelişi vardı ki böyle muhafız gibi. Elinde de mizrak. Eyvallah. Kaçılık karısının yanına. Sanki arenaya çıkıyor. Yani demek ki abim seni affetmemiş yenge. Ne konuştunuz, sen ondan bahset. Ya bana şart koşacakmış bak. O, ne şartı? İşte yarın getirecekmiş ki bir şey imzalayayım artık, ne imzalatacaksa. Hemen söylüyorum. Bence senin değişmeni isteyecek. Oh. Kız ben nasıl değişeyim ha? Gidip estetik olup Ruslara mı benziyeyim? Ya o öyle bir şey değil. Yani kendi can güvenliğini korumak için seninle bir sözleşme yapacak. Ya bence öyle bir şart. Nasıl bir şart yani? Nasıl bir sözleşme? Şöyle ki. Mesela sinirlenmemen. Yani kavga esnasında şiddet uygulamamak. Öfkene hakim olmak. Ve de tekme tokat atmaman. Ha, evet. Kafasında sopa ya da vazo kırmamak, beddua etmemek ve de en önemlisi zehir kullanmamak. Ama bunlar olmazsa Nazgül ne işe yarar? Düşünsenize. Eğer ki... Ay, bunu bile diyemedim. Ay, onu bile diyemedim. Bakın gördünüz mü? Şiddetin, tekme tokatın, entrikanın. Hele ki zehrin olmadığı yerde Nazgül ne işe yarar? Bu dünya yaşanacak bir yer olur mu? Ne yapayım yani, şu saftirik gibi mi olayım? Bak hala aynı şeyleri söylüyorsun. Ya sen hiç uslanmayacaksın değil mi yenge? Bir kere benim kendime özgü entrik, komplike ve kadısı bir zekam var. Hiç kimse de bunu benim elimden alamaz evvelamla. Sen bu kafayla devam et. Bak bakalım ortada evlilik falan kalıyor mu? Havada bulut, sen Kaan abini unut. Nazgül, bak Elticiğim, gel bana bak, bak, bak. Eğer evliliğini kurtarıp Kaan abimle barışmak istiyorsan yapacağın şey belli. Kaan abimin istediği ki aldı, imzalayacaksın. Yoksa evliliğinde kocan da tehlikede, ben sana söyleyeyim. Yani eğer kim imzalamazsam olmaz. Biraz oldu gibi değil mi? Tamam, düşüneceğim. Bu kaç? Üç. Hmm. Bu kaç? Bir buçuk yapmaya çalışıyorum. Hakikat görüyor bu ya. Ya oğlum, sen onu bunu boş ver de Kaan'ım. Aha bu kaç? On. Gitti. Yeminle çocuğun devreleri gene yandı, gene gitti. Ya kör Hasan, sen hakikat yaşıyor mu? Yoksa ben dramanın etkisiyle halüsinasyon mu görüyorum? Ya kaç kere diyeceğim? Kanlı canlı karşındayım işte. Hem sen kafanda kast varken nasıl bu kadar hasar aldın? Senin yüzünden Hasan. Çocuğun kafasına vura vura devrelerini yaktın çocuğun. Ya kör Hasan, senin için öldü erenlere karıştı diyorlar, doğru mu? Ya inanma böyle safsatalara. Kim dediyse yalan demiş. Vallahi onu bilmem de halam senin arkandan çok ağladı vallahi. Hem senin kasların da bir kuvvetlenmiş. Sen ne yaptın canım? Öteki tarafta ağırlık falan mı kaldırdın? Yeminle öldürüyordun beni ha. Yok. Kung fu felsefesinde öldürmek yok. Kung fu bir savunma sanatıdır. Vallahi benim de kendimi savunmaya çok ihtiyacım var kör Hasan. Şu giydiklerime bak ya. Sadece o sopa 10.000 kayme. Doğru teknikleri öğrenirsen kimse sana bir şey yapamaz. Vallahi mı? Nazgül'e karşı da koruyabilir miyim kendimi? He. Allah için bu teknikleri bana da öğret kör Hasan, ne olursun. Kendimi savunamıyorum, bari en kötü saldırırım. Kung fu saldırı sanatı değildir. Ancak ve ancak kendini savunmak için kullanabilirsin.
Ya tamam işte, ben de onu diyorum. Ne demişler? En iyi savunma saldırıdır. Haydi öğret bana ne olursun. Hadi öğret, hadi, hadi. Allah Allah. Aşkım, yatma vakti. Hadi bakalım. Hazar, bu ne ya? Ne varmış halimde hayatım? E çıplaksın sen. Hayatım, niye beni hayatında ilk kez böyle görüyormuş gibi tepki veriyorsun ki? Hazar, ayakların da çıplak. Üşüteceksin şimdi. Abartma Bella. Zaten şimdi yatağın içine gireceğiz. Bak, ayakların buz gibi olmuş Hazar. Ya karıcığım, büyütme bu kadar. Zaten ben bacaklarımı hissetmiyorum. Hissetmiyorsun diye bırakalım, hasta ol yani, öyle mi? Aa, yok efendi. Bella. Bella. Ya lütfen bana çocukmuşum gibi davranma. Uyurken çorap giyip girmemem gerektiğine karar verebilecek yaştayım, değil mi? Tamam ya. Benim kötü bir niyetim yok ki. Hasta olmanı istemiyorum sadece. Biliyorum hayatım. Biliyorum. Sadece kendimi aciz gibi hissediyorum. Yani bunu sana nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama... Anlat. Ben seni dinlerim. Hazar. Hazar ne oldu? Hadi söyle lütfen. Karıcığım. Bugün yaşadıklarımız gözümün önünden gitmiyor. Senin çığlıkların. Benim çaresizliğim. Ama bak hiçbir şey olmadı. Ben de bebeğimiz de gayet iyiyiz. Anlamıyorsun Bella. Sen bugün içeride canla mücadele ederken ben neler yaşadım biliyor musun? Seni kaybedebilirdim. Neden? Sırf bu acizliğim yüzünden. Bir dakika Hazar. Sen şimdi bugünkü olanlar için kendini mi suçluyorsun? Kendimi suçlamıyorum. Suçlu da aramıyorum. Sadece çok korkuyorum Bella. Size yetememekten. Yarın öbür gün çocuğumuz dünyaya geldiğinde, çocuğuma ya da sana bir şey olduğunda sizi koruyamamaktan çok korkuyorum. Bella. Ne olur izin ver şu ameliyata olayım. Hazar. Bak anlıyorum. Benim başıma kötü bir şey gelmesinden korkuyorsun. Ama daha kötü ne olabilir ki? Zaten en dipteyim. Daha ne kadar dibe düşebilirim? O zaman elimi tut da suyun üstüne birlikte yüzelim Hazar'a. Yani şimdi bu ameliyat olabilirim demek mi? Kararın ne olursa olsun ben seni her zaman yanında olacağım. Ben seni hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım Hazar. Demek oluyor aşkım. Benim canım karım. Yok işte, yok, yok. Almıştı. Oh! Kızım, açsana telefonu ya. Kaan. Kıvırcık. Kime diyorum ya, ama. Hakikaten ben kime diyorum ya? Of! Ne var sukumsuz?
Tarık'a kahvaltısını yapmadan. Rüyanda gördün ne yaptın? Ay canım, ben de çok meraklı değilim senin o bes sesini duymaya sabah sabah. Üf, o zaman niye arıyorsun beni kız? Kızım süt bitti, süt. Çocuk ölüyor acından. Vah. Kız ben o dolabı sütle doldurmuşum. Ne yaptı, çatlayana kadar içirdi çocuğa. Hasbinallah ya Rabbim ya. He Nazgül, çatlayana kadar içirdim. Kızım seni satılmış daha bir kırtık almadan o sütlerden mıstık hepsini götürdü. Oy cümmi. Ama ben gelip senin o etlerin çibertmezsem. Vallahi Nazgül sen buraya gel. Şu çocuğunu güzel güzel doyur da anam, ondan sonra ne iş görüyorsan gör. Oy afet. Buzluğa mıstıktan gizli iki tane koymuştum süt. Onları içir, çocuğa açlıktan ölmesin ben gelene kadar. Haydi kapat. Kapat. Pis. Olur. Düşünmeden bir bu zaten. Aman. Çocuğum var, derdim var zaten. Ay başım. Buyurun. Günaydın Nazgül Hanım. Rojbaş, rojbaş. Ne dediğini hiç anlamadım ama artık mühim değil. Sana da günaydın dedim. Ne oldu? Kahvaltıya çağıracaksın. Ne kahvaltısı canım, ne münasebet. Ben şartları hazırladım Nazgül. Senin bir imzana bakar. Allah'ım yarabbi ya. Ne şart neymiş? Ne şart neymiş? 3-5 madde alt tarafı ver. Tamam imzalarız. Ne var sanki? Al oku canım. Al iyi oku. Aa, nedir bu kahve? Fermandır yoksa mı yok? Hı, ferman falan değil Nazgül. Sen bunları dikkatlice oku. Biz seni damda bekliyoruz. Noterle beraber. De haydi. Vah! Noter. Spoiler vermek gibi olmasın ama ben bu noteri dögerim. Şuna bak. Ne yazmış Allah'ını seversen. Şiddet uygulanmayacak. Men ve şiddet. Masaj, terapi ve benzeri aktivitelere karışılmayacak. Ya ben yapardım sen masaj. Ne diyor? Delici, kesici, yaralayıcı hiçbir cismin yanına yaklaşılmayacak. Allah'ım yarabbim, onlar manyaklaşıyor. Hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Akşam gezmelerine karışılmayacak, oldu. Hamam sefasına engel olunmayacak. Rencide edici kötü sözler kullanılmayacak. Ya hıçtı gel gelesin, ben ne zaman seni rencide etmişim? Pislik kıvırcı, farş malamat olası. Ay. Evet. Efendim. Nazgül'e geldiğinizi haber verdim. Birazdan gelir kendisi. Siz beklerken bir şey içer miydiniz? Kahve, gazoz, çay, ayran, he? Vallahi varsa bir çay alırım. Olmaz mı canım? Heyca, Heyca canım, bize iki tane demli çay getirir misin? De haydi. Balım koş, Ahmet uydun, iki çay getir. Kız Heyca, bu adam kimmiş? Ne bileyim, avukat gibi bir şey herhalde. Kaan'ın avukatla ne işi var ki? Herhalde boşanıyorlar. Sonunda boşanıyorlar ha. He kızım, ben bitti dediysem bitmiştir. Her şey son derece açık. Merhaba Nazgül Hanım. Merhaba. Evet Nazgül Hanım, anlaşmayı okudunuz mu? Okudum, okudum ama pek anlaşabilecek bir taraf bulamadım. O ne demek oluyor acaba? Şu demek, tek bir madde hariç hiçbirini kabul etmiyorum. Allah Allah, Allah Allah, tek madde. Neymiş o kabul ettiğin tek madde, çok merak ettim. Beddua, o da dönüp dolaşıp beni buluyor diye. Ama teessüf ediyorum, ondan sonraki hiçbir madde bana hitap etmiyor. Kaan. Evet, kafanda vazo kırmış olabilirim. Evet, sana sopa göstermiş olabilirim. Ama asla sana el kaldırmadım. Bırak bu ayakları Nazgül. Bana laf cambazlığı, laf oyununu yapma. Bana cevap ver. Sen bu anlaşmayı imzalıyor mu, imzalamıyor mu? İmzalamıyorum. O zaman ben de seninle barışmıyorum. De haydi kaynananın evine. Haydi, haydi. Kıvırcık efendi. Sen beni buradan kovamazsın.
Tamam, belki kovamam ama bu dakikadan itibaren benim 10 metre yanıma yaklaşamazsın de haydi. Şu an çok yakınsın mesela, olmaz. Hayır. Yaklaştırmasan yaklaştırma be. Deli ya, yemin ediyorum deli. Kız, bunlar boşanmamışlar ama boşanmaktan beter olmuşlar. Sus sus. Bu Nazgül benim ekmeğime iyi yağ sürüyor, haberi yok. Yok, çayma istemez. Bırak geri götür. Madem imzalanacak anlaşma yok, içilecek çay da yok. De haydi noter. Am. Hı. Vardır benden bir isteğin. Var. Ne istiyorsun am, söyle. Şöyle bir tabağa az pişmiş birazcık huzur istiyorum. Anladın mı? Sonra üzerine biraz da huzur gezdirirsiniz. Sonra tepesine de minnacık azıcık huzur. Huzur ya, başka bir şey değil, huzur. Siz atmak isterseniz dosyalar hazır. Hemen imzalayıp bitirebilirsiniz. İmzalayacağım, imzalayacağım. Ama iki kaşının ortasını imzalayacağım. Gel lan buraya! Nazgül, ne yapıyorsunuz? Gel buraya! Gel lan buraya! Al Beke! Dua! Bole! Talep! Al sana çatname! Al sana sözleşme! Gölgelerin gücü olur o! Nazgül! Ettiği iki keçe. Üçüncü vukuatı da kesin içeri atacaklar seni. Ne bakıyorsunuz be? Ne bakıyorsunuz? Üç maymun sizi. Ya senin bu konakta can güvenliğin yok, ben sana değil. O bilgisayara bunları eder, sana neler etmez. Kız, ben senin yerinde olsam ne bu deliye yanaşarım ne de gözüne gözükerim. Nedir bakalım? Tavşan kanı gibi olmuş Allah'ıma. Vay vay vay. Ziyade olsun. Afiyet olsun ağam. Ellerine sağlık. Aa. Ha Asiye. Şu nikah gününü diyorum. Ne zaman alacaksın? Yani ne zaman atacağız o güzel imzayı? Bugün hallederiz Asiye. Öyle meraklanma. Kafana takmasan böyle şeylere, hallederiz. İyi. Çünkü biliyorsun çok işimiz var dur. Her şey sırasıyla hallolur Asiye'm. Ya dert etme. Aa. Ya biliyor musun ha, benim böyle içim içime sığmay. Böyle yüreğim pırpır ediyor. Şirin bile bu kadar heyecan yapmadıydı canım Asiye'm. Sen de yapma. Ama am. Şirin daha kaç yaşında kız dur. Ya ben bugünü kaç yıldır bekliyorum. Bırak daha o kadar tadını çıkarayım. Senin de hakkın var be Asiye'm. Ben bilseydim ötekilerin bu kadar hain olduğunu, bu nikahı kırmak için bu kadar bekler miydim içine? Sen işini ferah tut. Her şeyi bir güzel halledeceğiz. İnşallah. Ağam, ha o zaman ben böyle anamlara, amcamlara, ha bizimkilere falan haber edeyim de hemencecik gelsinler. He, söyle gelsinler. Dur ana, dur. Kimseye haber falan verme. Neden anneciğim? Aa, anneanneciğin ha dünya gözüyle benim bu güzel günümü, düğünümü görmesin mu? He. Görsün, görsün tabii de nikahtan önce halletmemiz gereken mühim bir mesele var. Neymiş ki o? Ana, baba, biz Bella ile oturduk, konuştuk ve bir karar aldık. Hayırdır inşallah. Daha doğrusu ben bir karar aldım. Ameliyat olacağım. Ne? Eğer yürümek için %50 bile bir şansım varsa bunu değerlendirmek istiyorum. Anneciğim peki
Ya olmazsa? Yani ya ayağa kalkamazsan o zaman ne olacak? O zaman ben kocamın yanında olacağım. Ömrümün sonuna kadar ona destek olacağım. Bu yüzden sizden rica ediyorum. Ben o ameliyatı olmadan lütfen nikahınızı kıymayın. Ya Hazar annem ya sen de yani. Ya ameliyatla nikah aynı şey midir? Ne olacak ki ya nikahta dün 5 dakikalık şeydir değil mi oğlum? Ana, ben bu şekilde o salondan girmek istemiyorum. Lütfen anla beni. Tamam benim oğlum, tamam. Senin için bu kadar mühimse kıymayız. 2-3 ay daha bekleriz. Ne olur ki ne? Dertlenme sen Asiye. Bak benim oğlum. Ya benim esas korktuğum şey ne biliyor musun? Baba, ben senin korkunu biliyorum. Lakin benim en büyük korkum çocuğum dünyaya geldiğinde ona yetememek. Onunla yeteri kadar ilgilenememek. Bu yüzden lütfen bana saygı duyun. Sen benim Berla gelinim. Sen ne yapıyorsun? Böyle kocan destekliyor mu bu konuda? O neye karar verirse versin babacığım. Ben kocamın yanındayım. Bu konuda en doğrusunu Hazar bilir. Ne diyek o zaman? Ne diyek ne? Allah yar ve yardımcımız olsun. Amin. Amin. Aşkım sen şimdi uşursun öyle. Dur ben de seni örteyim. Ay anne dur. Hele senin başın öyle rahat değildir. Kaldır anneciğim şunu da bir koyalım. Şimdi ne abicim, eğer heyecanlıysan ben hemen hemşireyi çağırayım sana bir sakinleştirici yapsın. Hazarın değil ama hepinizin sakinleştiriciye ihtiyacı olduğu kesin. Bir rahat bırakın çocuğu. Sağ ol baba ya. Ben gayet rahatım. Lütfen siz de biraz rahat olur musunuz? Asiye, çekiş çocuğun üstünden. Sünnetinde de böyle yaptıydın. Gaz katı kesildiydi de sünnetçi işini doğru dürüst yapamadıydı. Aslında endişe edilecek hiçbir şey yok Hazar ağam. Ben bu operasyonu belgeselde izlemiştim. Seni önce 18 derecelik buz gibi ameliyathaneye alıyorlar. Ameliyat yatağına bir güzel yatırdıktan sonra vücudunu belinden dizlerine kadar neşterle bir güzel yarıyorlar. Sonra içerideki kasları ve sinirleri teker teker dışarıya çıkartıyorlar. Tabii onlar kopmuş. Sıra geliyor onarım aşamasına. Elektrik tellerini birbirlerine bağlar gibi bütün o sinirleri, kasları birbirine bağlıyorlar. Tabii sen bu sırada mışıl mışıl uyuyorsun. Ama eğer kim narkozun az gelmişse vücuduna yapılan her şeyi teker teker hissediyorsun. Haykırmak istiyorsun ama haykıramıyorsun. Sesini duyurmak istiyorsun ama duyuramıyorsun. Kız yeter de yeter. Allah'ım yarabbim kızım sen neyin kafasını yaşıyorsun Allah sen ya. Nasıl ama çok güzel değil mi? Miskinat. Müsaade vardır. Ah, hoş geldiniz Mehtiber Hanım, Ayşe'ne. Hoş bulduk. Abi geçmiş olsun. Sağ olasın Gökhan. Hayırdır? Sizin ne işiniz vardır ha buraya? Hadi Gökhan'ı anlıyorum, kardeşi dur da. Siz ne etmeye geldiniz? Eks bozuklar. Ah, Hazar oğlumuzu ziyarete geldik. Allah Allah, Hazar nereden sizin oğlunuz oluyormuş? Ben doğurdum onu bir kere, ben. Asiye! Uzatma. Yani Hazar'da senin olduğu kadar bizim de emeğimiz vardır. Yani oğlumuza biz moral vermeye geldik yine. Asiye. Burada nefes alacak hava kalmadı, biliyor musun? Dışarı çıkıp biraz hava alak. De haydi hepimiz.
yol vermem lazım. Abi, nasılsın? İyi misin? Bu halde nasıl olunursa öyleyim be Gök Hanım. Ben sana inanıyorum abi. O ameliyattan var ya, o ameliyattan. Safa sağlam çıkacaksın. İnşallah kardeşim. Hazar evladım, aç mısın? Ana hem de nasıl açım? Ya biliyordum zaten ben. O hayırsız anan seni aç bırakmıştır. Bak çocukluğunda da çok severdin. Sana sucuk ekmek yaptım. Ya Ayşe'nin ne yapıyorsun Allah aşkına? Hazar ameliyete girecek. Hiçbir şey yememesi lazım. Öyle mi? Ah yavrum, sen kimlerin eline düşmüşsün kurban olam. Ama sen ameliyattan sağ salim çık. Ben sana kendi ellerimle yapacağım sucuk ekmeği, tamam mı? Olur ana, olur. Oğlum. O canım benim. Bak ananla babanla aramızda ne geçerse geçsin. Sen benim o bebekken altını bezlediğim leğende sırtın böyle keseleye keseleye yıkadığım oğlumsun ya. Bak bu hiçbir şey değiştirmez, biliyorsun değil mi? Ha? Hastamız hazırsa manetaneyi alabiliriz. Hazırım. Gidebiliriz. Oğlum, bak biz ameliyata kalamıyoruz. Şimdi kalırsak anan gerginlik neyin çıkartır, tamam mı? Sen sağ salim çık ameliyattan. Biz yine geliriz. Tamam anacığım, sağ ol. Hepiniz hakkınızı helal edin. Helal olsun. Helal olsun. Yanındayız, tamam mı? Bak hepimiz buradayız. Korkma, her şey çok güzel olacak. Kız yeni gelin, sen benim uşağımı, çocuğumu belledin. Neden korkacakmış ki o, değil mi anne? Yavrum, halan kurban olsunsa önce Allah'a sonra da hekimlerime emanetsin. Sapasağlam geleceksin inşallah. Herhalde yani. Benim abim uyuyacak, uyanacak, sonra hemen iyileşecek. Kendinizi kötüsüne de alıştırsanız iyi edersiniz. Hiçbir şey belli değil. O ne demekmiş öyle? Çıkar aklından böyle ihtimalleri. İyi düşün, iyi olsun. İyi olacak. Gerçi çobanım, ben bile çok umutluyum be. Her şey çok güzel olacak yavrum. Hadi benim aslan oğlum. Hayırlısıyla git, hayırlısıyla gel inşallah. De haydi. Aşkım, ben seni çok seviyorum. Bebeğimizle birlikte seni burada bekliyor hocam, tamam mı? Ben de seni çok seviyorum bir tanem. Hepinizi çok seviyorum. Belki ben erimiş, uçmuş, kurumuş kar tanesi olmuşum. Doğmuşum da dert dünyaya yük, körpü ziyan. Bir bakın, burada çok olur benim gibilerden ki biz göremeyiz hiç güneşi. Halim yok çok.
Doktor bey. Doktor bey, ameliyatı nasıl geçti? Hazar nasıl? Oğlum yürüyebilecek mi benim doktorum? Sakin olun. Biz elimizden geleni yaptık. Ameliyatta herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Çok şükür. Yani Hazar ayağa kalkabilecek mi diyorsunuz? Hayır. Sadece ameliyat esnasında herhangi bir sorunla karşılaşmadık diyorum. Yani ayağa kalkmasında bir mani yok diyorsunuz. Şimdilik bekleyeceğiz. Operasyon esnasında çok güçlü ilaçlar verdik. Önümüzdeki birkaç gün bacağında hala uyuşukluk hissedecektir. Peki bu uyuşukluk ne zaman geçecek ya doktor bey? 3 gün içinde normal seyrine döner diye tahmin ediyoruz. Hazar Bey'in iyileşip iyileşmediği ancak o zaman belli olur. Hadi inşallah. İnşallah. Hayırlısı. Bakalım. Yani yine bekleyeceğiz, yine bekleyeceğiz. Ne yapalım benim oğlum? Bu kadar vakit bekledik. Biraz daha bekleyek. Ne yapalım? Bala geldi. Geldi, aha geldi. Aşkım. Hazar anne. Ne diyor? Şampiyon pene. Hazar ağanın beynini aldılar, ne yaptılar? Anlaşılan hala narkozun etkisinde. Bir dakika. Sarı, lacivert. Sarı, lacivert. Şampiyon pene. Tamam canım, tamam. Bunun bir şey yok. Durup gibi, türbe gibi, türbe. Kapalı uyuma takımına sahip çık. Hazar anne. Ya Hazar kim ya? Hazar sensin ya uşağım. Adını bilmiyor musun sen? Ben daha yeni doğdum. Nereden bileceğim adımı? Anam bunu devrilir, hep den yanmış. Beni çekemeyen varsa anten taksın. Hatalıysam aramızda kalsın. Hazar ne diyorsun Allah aşkına? Evlat fazla bızı bızı yapma. Baba yorruk olur. Yenge duyun bir sana değil. Yok, o gene kamyon şoförüne bağladı. Çocukluğundan beri o bir kamyon şoförü olmak istiyordu ya. İşte o kamyon şoförü. Kamyon çeker 5-10 ton. Benim gönlüm çeker Paris Hilton. Paris dedi, ben o gidip yolak mı? Ya buna ne içirdiler böyle? Keşke bana da içirsinler. Baksanıza ne biçim neler söylüyor. Senin kafan hep iyi Kamelyalı Hanım. Sen de narkoza ne hacet ki? Maşallah bana, maşallah. Biz en iyisi hastamızı odasına alalım. Kendisi birazdan ayılmış olur. De haydi götürün de bir an evvel ayılsın, de haydi. Aşık sen Bursa'da, şoför sen Bozkır'da. Ya bunun ayakları yürüsün ya, ameliyat ettiler. Ayakları değil, kafası yürüdü çocuğun. De haydi. Gidelim kapıda bekleyelim şimdi de. Zaman durdu sanki. Dakikalar geçmek bilmiyor Allah'ıma. Dal benden de o kadar dünürüm. En son Bella'nın doğumunda bu kadar sabırsızlanmıştım. Ah güzel Allah'ım. Sen oğlum sağlığına kavuştur ya Rabbim. Ha şuradan 2 ayağının üzerinde yürüyüp çıktığını göreyim. Senden başka bir şey istemiyorum Allah'ım. Emin misin Asiye? Bak bu lafını sonra hatırlatırım sana ama. Ben sağlık sıhhat açısından öyle dedim ağam. Ha ondan. Baba, Kamil amca, ne oldu? Ses sonuçları çıktı mı? Abim yürüyebilecek mi? Kızım dur bir sakin ol, bir nefes al hele. Ya baba bak, kötü bir şey varsa söyle. Ben sana dedim, geç kaldık işte. Ya test yapılırken yanında olmalıydım. Şirinim, doktor daha gelmedi. Biz de bekliyoruz burada. Aa bak gördün mü? Boşuna beni yolda uçutturdun. Allah'ıma kurarıma ceza gelirse sana ödeteceğim. Öderim. Abim için bütün cezalara katlanırım ben. Ulan ne cezası, ne ödemesi? Allah Allah. Nerede şimdi? Odada mı? İçeride. Bella da yanında. Ben bir göreyim. Dur bir kızım, dur. Bağırttırma beni buralarda. Bırak ikisi birazcık yalnız kalsınlar. Zaten sabahtan beri heyecandan geberiyorlar. Şu doktor gelmeden belki konuşacak hususi meseleleri vardır. Hadi.
nerede kaldı bu doktor ya? Gelecekse gelsin bir an önce. Allah Allah. Karıcığım. Ha. Ben sana bir şey söylemek istiyorum. Ne oldu? Doktor geldiğinde her türlü duruma hazırlıklı olmalısın. Ya Hazar lütfen böyle karamsal karamsal konuşma. Aşkım, birincisi o karamsal değil, karamsarlık. İkincisi ben karamsar değilim. Yani gerçekleri söylüyorum sana. İki bacağımı da hala hissetmiyorum. Emin misin? Eminim Bella. Olsun, olsun. Şimdiden moralini bozma, tamam mı? Bak demek ki hala ilaçların etkisi geçmedi. Bilmiyorum Bella. Doktor geldiğinde en kötüsüne hazırlıklı olsa ne edersin? Neyse ben şimdi şu doktora bakıp geleyim, tamam mı? Geliyorum. Geliyorum. Bella kızım, ne oldu? Yenge, abime bir şey mi oldu? Yok. Aa kızım. Yavrum, kızım, ne oldu bakayım? Gel bakayım yavrum, güzel diyorsun. Bak bakayım. Ne oldu bakayım? Kızım, söyle bakayım canım. Afiyet ol. Gel tatlım, gel canım, otur şuraya. Gel bir tane, gel. Bella, Bella. Benim ciğerim. Kim üzmüş bakalım benim gelinimi de hele. Tamam canım, açılın şöyle. Hele de kız bir nefes alsın. Annem. Al annem sen. Al şundan bir yudum iç. Hadi benim güzelim. Hadi benim tatlım. Ağlama annem, ağlama. Bak sağda karnındaki bebeğe de yazık değil mi? De bakayım hele ne oldu? Hazar bacaklarını hissetmiyor. Doktor ilaçların etkisi 3 gün içinde geçer demişti ama hiçbir şey hissetmiyorum diyor. Korkuyorum baba. Ben çok korkuyorum. Hazar bir daha hiç üremezse o zaman hiç umudu kalmaz, mahvolur. Bella, sen böyle edersen Hazar ne etsin ki ne? Bak biz bir aileyiz. Netice ne olursa olsun bizim metin olmamız lazım gerek. Baban doğru söylüyor kızım. Bak biz dik duracağız ki Hazar bir an önce iyileşsin, kendini toparlasın, tamam mı? He. Ya sonuçlar çıkmıştı. Sanki abim bir daha yürümeyecekmiş gibi konuşuyorsunuz. Bir durun daha. Bak hiçbir şey belli değil yengeciğim. Hakikaten bak Gülüm çok haklı söylüyor. Hele bir doktoru çağırarak mı biz ne yapak ya? Sonuçları bir ondan öğrenek ona göre bakarız. Tamam tamam. Ben şimdi gidip çağırayım. Beraber gidelim. Beraber. Gel bakalım. Gel. Bella dur. Gitme. Sen yürüyorum karıcığım.
Yürüyorum. Açılın bir, açılın, açılın. Çekilin şu çocuğun üstünden. Ya devireceksiniz. Allah Allah ya, bir şey sakatlık çıkacak şimdi. Gel oğlum, gel. Geç otur bakalım şuraya. Geç, geç, geç. Geç, geç, yavaş, geç. Yavaş, ya yürüyor, yavaş. Hakikaten yürüyor. Aman yavaş, aman. Ya evladım sen ameliyattan yeni çıktın. Niye tek başına yapıyorsun bu işi ya? Gördünüz mü? Azar yürüyor. 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 Hazar oğlum sen kimden izin aldın ayağa kalkıyorsun? Ameliyattan yeni çıktın. Allah Allah. Aman ağam ya sen bunu bilmez misin ha? Bu 7 aylık da olmuştur ya. Aşkım ben çok mutluyum. Ben de çok mutluyum karışım. Neden bu kadar çok seviniyorum biliyor musun? Çocuğumuzu artık ayakta karşılayabileceğim. Hadi miniğimiz de olsun da babası onunla doya doya top oynasın. Karıcığım, hadi yürüyüş zamanı. Babanı duydu mu kızım? Yürüyüş zamanıymış. Ya aşkım, bu kız var ya, sana benden daha çok aşık biliyor musun? Çünkü ne zaman sesini duysa böyle içeride dört dönüyor. Benim canım kızım, ben sana daha çok aşığım. Oho, pabucum şimdiden çatıya atıldı desene. Yok karıcığım, biz senin pabucunu çatıya değil, dama atacağız. Aa, demek öyle ha? Demek öyle. Benden çok mu seveceksin onu? Ya karıcığım olur mu hiç öyle şey? Senin yerin apayrı. Bak bak, yine tekmeledi. Hoşuna gitmedi hanımefendinin. Yok yok canım kızım, sen kızma hiç ya. Ben annen küsmesin diye öyle dedim. Yoksa kimsecikler senin yerini alabilir mi hiç? Hazar. Aa, yeter ama ya. Şimdiden ikinizin arasında kaldım. Anlaşılan ömrüm boyunca iki kadın arasında kalarak yaşayacağım. Ay yok aşkım. Ben de kızım da seni çok seveceğiz. Hep çok seveceğiz. Seni hiç üzmeyeceğiz tamam mı? Aşkım sen beni hiç üzmezsin ki. Hadi. Hadi şimdi biraz yürüyelim açılalım. Tamam. Hadi gidelim. Gel bakalım. Bak tekme ediyor yine. Bak tekrar. Bence Hazal olmalı. Hem Hazar'a uygun hem fonetik olarak güzel. Fonetik, monetik anlamam ben benim dedim. Gülsüm olsun. Anamın adını olsunlar. İyi de dönürüm. Öyle aile büyüklerinin isimlerini verme devri geçti artık. Gençler daha modern, daha çağdaş isimler istiyorlar. Ha, öyle mi diyorsun? Peki o zaman Asena olsun. Hem Asena bak, babaannesinin adıyla da uyumlu. Hmm. Asiye, Asena ha? Zekice. O zaman anneannesinin ismine uygun olsun. Onun için Kamile koysunlar, ne dersin? Tamam dedim, tamam vazgeçtim. Ya insana ağız tadıyla böyle bir hayal dahi kurdurtmuyorsun ya. Yazıklar. Babalarım, muhabbetiniz bol olsun. Ne konuşuyorsunuz öyle? Eyvallah. Ne konuşacak benim oğlum? Kendi çapımızda hayal kuruyoruz işte. Doğmamış çocuğunuza don biçiyoruz. Aman babacığım, sakın lütfen. Biz zaten bir sürü don aldık kızımıza. Biçmeyin. Yok kızım, yok benim ciğerim o manada değil. Yani doğmamış çocuğunuza isim koymaya çalışıyoruz kendi aramızda. Tabii ki babacığım, siz fikrinizi söylersiniz ama son söz bellenin. Bak benim oğlum. Biz böyle birkaç tane isim seçerik, size derik. Siz de onların arasından beğendiğinizi korusunuz. Ha,
İlla sizin istediklerinizden birini koyacağım, öyle mi? Ben bir ismi bulamam. Yok kızım, öyle bir şey demedik. O anlama gelen hiçbir şey söylemedik. Sen niye alınganlık gösteriyorsun ki? Ya biz fikrimizi söyleriz. İster koyarsınız, ister koymazsınız. Tövbe estağfurullah. Allah Allah. Çok sağ ol baba. Bu hamilelik denilen benim yeni gelinim bile değişirdi Allah'ıma. Şuna bak. Hayatında ilk defa trip atıyor ha. Yok babacığım, ben aslında trip atmak için demedim bunu. At benim kızım, at. Trip atmak senin hakkın. Sen naz yap, biz de çekeriz. Babacığım, benim aşkım arada böyle trip atıyor ama neyse ki çabuk geçiyor. Biz şimdi yürüyüş yapacağız. Gelmek isterseniz başımızın üzerinde yeriniz var. Yok yok, biz burada dünürümle gayet iyiyiz. Kendi çapımızı hayal kuruyoruz işte. Size hadi iyi yürüyüşler. Hadi görüşürüz. Güle güle, güle güle, güle güle. Oh. İşte yine yalnızlık. Dünürüm, senin keyfini kaçırmak istemem ama bir şey soracağım sana. Kaçırma o zaman benim dünürüm. Bak ağız da değil lan, hayal kuruyoruz şurada. Yine çok merak ediyorum ama. Ben senin neyi merak ettiğini biliyorum benim dünürüm. Neyi? Sen Ayşe ile Möhteber'i merak ediyorsun değil mi? Yok. Yani aslında Möhteber Hanım'ı merak etmiyorum. Onun seçimi kaybettikten sonra memlekete gittiğini biliyorum ama... Ayşe Hanım'ı gerçekten çok merak ediyorum. Hiç fikriniz yok mu? Ne yapar, ne eder? Ya benim niye fikrim olsun yine el alemin karısından? Ha! Ayşe Hanım biriyle mi evlenmiş? Yok canım, yok lafın gelişi. Ya ben artık evli değilim. Bilmiyorum, bilmek de istemiyorum. Sen kendi karınla ilgilen. Camilla'nın ilgilenecek bir şey yok ki. Yarın sabah İstanbul'dan geliyor. Abo! Bak gördün mü? Her güzel şeyin bir sonu var işte. Yazık, yazık. Aşk olsun dinlerim ya. Kadın kızını, torunu merak ediyor. Kızı hamile ya. Böyle bir zamanda onun yanında olmak istiyor. En doğal hakkı. Aman olsun, bir şey demedik. Gelsin o zaman. Gelsin de kızıyla, torunuyla ilgilensin. Hakkı tabii canım. Ama dadım kaçtı. Aşk olsun. Mama 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 mi 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 mama 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 mu 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 mama 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 mi 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 mama 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 mu 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 mu. Kalbim, acil çıkmam lazım. Ötü yaptın mı? Alo. Alo, kime diyorum? Bu kirli. Bu temiz ama ötüsüz. Lah leş gibi, hem ötüsüz hem temiz değil. Ya bu evde hem temiz hem ötülü adam gibi benim giyebileceğim bir gömlek yok mu? Kız! Şirin! Kız! Efendim aşkım? Aşkım, böyle devrilip yatmayı bıraksan da bir çamaşır yıkasan, ödü yapsan mı diyorum acaba? Ay hiç uğraşamam varım, hiç. Nasıl uğraşamam? Ya sen bu tedavi işini fazla mı abarttın acaba ya? Şimdi de eve elli altı götürüyor. Ya ben anlamıyorum ki. Ben nerede yanlış yapıyorum? Tedavi ol dediniz, oldum. Ne istiyorsunuz benden? Oldun, Allah razı olsun. Ama fazla oldun gülüm. Niçin bir haftalık ilacı bir günde bir yedim yuttun ya? Bu ne bolluk, bu ne rahatlık? Boş ver. Boş ver. Kız, evin dağınıklığını görmüyor mü? Ya boş ver. Dağınık kalsın. Ya benim tatlı canımdan önemli mi? Değil. La havla ve la kuvvete. Ya senin bir ortam, bir ayarın yok mu acaba? Madem o kadar rahatsızsın, o zaman eve bir tane yardımcı al. Yani ev temizliğini, ev işlerini, ütüyü falan o yapsın. Kararlısın yani. Ev işi yapmayacağım diyorsun, öyle mi? Ya hayatım, zaten benim zamanım olmayacak ki. Ya ben konservatuara başvurdum. Ya okul başladığında hiçbir şeye zamanım olmayacak, anladın? Ya hala konservatuar diyor ya. Ne malum senin kazanacağın. Şimdi sen daha yeni başvurmuşsun. Başvurun kabul olacak da seni alacaklar da. Ya. Yani şöyle bir bakar mısın? Ya ben kazanmayacağım da kim kazanacak? Ha? Ya şu sese bir bakar mısın?
Sen böyle mehlemeye devam edersen biraz zor kazanırsın o sınavı. Mesela ne yapsam kazanırım? Anlatsana biraz. Mesela o çok güzel söylediğin bir şarkı var ya, onu söylersen kazanırsın. Hangisi? Yani çünkü ben hepsini güzel söylüyorum da. Havalara bak, havalara. Burundan kıl da aldırmıyorsun ha. Dur, neydi kız? Benim de çok sevdiğim vardı ya bir tane. Şu karşı kitada lambalar yanar. Ah, şu karşı kitada lambalar yanar. Lambanın şavkına da paranım, sevdiğim yazar. Lambanın şavkına da şirinim, sevdiğim yazar. Ayletme beni, söyletme beni. Ah, ayletme beni, söyletme beni. Alçak yüksek tepede paranım, bekletme beni. Alçak yüksek tepede şirinim, bekletmem seni. Ayletme beni, söyletme beni. Ah, ayletme beni, söyletme beni. Alçak yüksek tepede bekletmem seni. Alçak yüksek tepede bekletmem seni. Oldu bu iş. Sen bu sınavı kazandın. Allah 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 Allah. Kız anam yavaş yavaş, nefesin kesildi be. Hem kendin yapıyorsun hem kendin yiyorsun ha. Çok güzel olmuş abi, ne yapayım dayanamıyorum. He iyi, ellerimize sağlık da ana. Yazık değil mi, bak Gök Hanım da orada sıcağın altında böyle acı acına çalışıyor. Açık da o yese. Tamam ya, ben bunu götürürüm ha. İyi bari. Ana. Biraz da peynirli koy ha. Yok hanım, en çok onu sevebilirsin. Tabii tabii, biliyorum biliyorum. Anasıyım ben onun, anasıyım. Hadi sen de çok konuşma. Ver şunu da, onu da kendime yapayım peynirli. Hepsini kuru kuru yedirttin bana ya. Ver bakalım onu. Ver ver ver. Maşallah. Oy oy oy, kolay gelsin aslanım. Sağ ol Afet'im. Bak sahne getirdim. Ama anandan zor kurtardım biliyorsun. En sevdiğim peynirli. Sağ olasın. Ellerine sağlık karım benim. Afiyet olsun. Oh.
Çok yoruldun he mi Gökhan? Yok be Afet'im, ne yorulacağım. Öyle iş olsun diye, sıntı olmayak diye kendimi oyalıyorum işte. Yok deme öyle deme yiğidim. Sen en tez vakitte iş bulursun kendine. Ben sana güveniyorum aslan kocam. Afet. Bir iş buldum aslında. Deme. Ne işi? Ne? Sen iş mi buldun oğlum? Ana, sen bizi mi dinliyorsun? Ne var ki bunda? Bak görüyorsun değil mi? Yine gizli gizli dinliyor. Ha boşver boşver Gökhan'ım, ananı da sen anlat hele. Ne işi buldun? Uzman çavuşluk için başvuruda bulmuştum. Kabul edilmiş. Deme. Hiç bahsetmedin bana. Belli olunca söylerim dedim. Hemen daha kabul etmişler zaten. Gökhan. Ben şimdi yine mi böyle asker yolu gözleyeceğim? Yok Afet'im. Bu sefer öyle der. Beklemeyeceksin. Görev yerin belli olsun. Seni de anamı da alıp yanımda götüreceğim. Ananı mı? Zor alırsın ananı. Ben buraları bırakıp hiçbir yere gitmem vallahi. Neye gelmiyorsun ana? Seni burada tutan ne var ki ne? Babam var oğlum. Ben ağamı bırakıp hiçbir yerlere gidemem. Vallahi sen bilirsin ana. Ben daha fazla duranların konağında sıntılık edemem. Etme Gökhan'ım. Etme aslanım. Zaten Adana bize hiç yaramadı biliyor musun? Gidek bir bakak. Böyle farklı diyarlarda arayak mutluluğu ha. Vallahi sizin yolunuz açık olsun. Bana zıntılık etmek hiç koymaz. Hadi eyvallah bırak beni. Ne kodu ki sağ? Kız Asiye çok güzel gelin oldun ha. Vallahi bak. Gelinlik sağ kız iken ayrı bir yakıştıydı. Şimdi de daha ayrı bir yakıştı ya ana. Ay çok sağ olasın Türkmen abla. Ay darısı başına inşallah. İnşallah ya Rabbim, inşallah Asiye. Kız! Kız sen aklını feyir ekmekle mi yedin ben şunu? Ha buna benden başka hiç kimsecikler dokunamaz. Ha ben bunu kazanmak için ne badireler atlattım biliyor musunuz siz? Yani kusura bakma Asiye amme. Sen de benden korkusuz çıktın ha. Ya evlilik cüzdanı çiğ çeviretip duvara astırmak ne demek oluyor yani? Ben bile böyle bir şey yapmam ha. Teessüf ederim Türkmen abla, niye öyle diyorsun? Ha az bile ediyorum ya. Siz ha bunu böyle boynuma asıp gezmediğime şükredin. Ne diyeyim Asiye? Mutluluğunuz daim olsun emme. İnşallah böyle devam eder yani. Sen al şunu hele bir çık dışarı bakayım hadi. Sen şimdi niye öyle dedin ki Türkmen abla? Abi bildiğin mi var ya dur? Yok. Ama abimi bilirsin yani Asiye. Hani şimdi tek eşlilik iyi hoş da ilerleyen vakitlerde sıkılabilir yani. Yok ya. Tövbe estağfurullah. Ay Allah'ım korusun. Yok yok Türkmen ablacığım. O günler gerilerde kaldı artık. Ha onun bundan sonra tek taşı, tek pırlantası bir tek benim. Hayatta benim üstüme gül koklamaz artık. Ay bak ya canım ya. Ya papitalarımız ne kadar tatlılar değil mi Hazar? Nasıl da heyecanlılar. Karıcığım hiç kimse benden daha heyecanlı olamaz. Gerçekten heyecanlısın değil mi? İçinde bir burukluk yok yani. O nereden çıktı aşkım? Bilmem. Belki ilk çocuğunun erkek olmasını isterdin. Sürekli çocuğumla top oynamak istiyorum falan diyordun ya. Ya ne alakası var aşkım? İnsan sadece erkek çocuğuyla mı top oynar? Benim kızım bir büyüsün. Ben onunla her yerde top oynayacağım. Futbol oynayacağım, basketbol oynayacağım, voleybol oynayacağım. Her yerde her oyunu oynayacağım. Ama yeter ki sen de kızım da şu doğum sağ salim atlatın hayatım. İnan bana başka hiçbir şey istemiyorum. Korkma aşkım. Bak uzun zamandır tansiyonum çıkmıyor zaten. Gayet iyiyim. Aman karıcığım aman. En çok dikkat etmemiz gereken döneme geldik. Bak doktorun dediklerini duydun. En riskli döneme girmişiz. Bu saatten sonra üzülmek, sinirlenmek falan yok. Tamam mı aşkım? Tamam. Oh, vallahi sayende yine huzuru buldum be Ece. Sen öl de ölürüm ben ağam. Ölme kız, niye ölesin? Sanırım şimdi sinirleneceğim. Hatta çok sinirlendim, çok! Aşkım ne oldu? Dur, sakin ol. Allah!
yenge ne yapıyorsun? Ya Bella! Gel buraya Selahattin, çatkadan seni! Ya karıcığım dur, sakin ol. Daha iki dakika önce ne dedim ben sana? Nasıl sakin olayım Hasan ha? Nasıl sakin olayım? Görmedin mi hallerini? Ne varmış canım halimizde? Allah Allah, şurada arkadaş oturmuş dertleşiyorduk. Ha, böyle tenha sessiz köşelerde mi dertleşiyordunuz ha? Biz vallahi kötü bir şey yapmadık gelin ağam. Sus! Cevap ver bana! Cevap ver bana! Ne yapıyordunuz? Ya karıcığım lütfen sakin ol. Evet abi, bir açıklama bekliyoruz senden. Ne açıklayacaklar ya? Ne açıklayacaklar? Bella, yeter ama lütfen. Her şey gün gibi ortada zaten. Hakikat yeter ama ha. Ne oldu canım böyle, Allah Allah. Şurada iki çift laf ettik demediniz, bırakmadınız canım. Sen kimi kandırıyorsun ya abi? Çocuk mu var senin karşında? Evimizin kızıyla böyle gizli kapaklı köşelerde buluşmak falan. Hayırdır ya? Ayıp ayıp, yakışıyor mu sana? Oğlum kötü bir şey yapmıyorduk. Ha, bir de yapsaydınız. Bella, sus artık. Ne? Neyse Ece, sen git. Ben senin hesabını sonra göreceğim. Aman vallahi sana git dedi, değil mi? Kötü diyorsun. Ya aşkım, sen nasıl bir manyak çıktın? İki dakika rahat dur ya. Duramıyorum Hazar, duramıyorum. Kendimi durduramıyorum. Siz ikiniz bir bana bakın hele. Siz var ya, ikiniz iyice zıvanadan çıktınız ha. Bir haddinizi bilin artık. Asıl sen haddini bil abi. Namusumuz diye evimize getirdiğimiz bir kızla bu kadar yakınlaşmak yakışıyor mu sana? Oğlum bak, konuşmayın, delirtmeyin beni. Abi hiç kıvırma, hiç. Ben seni çok iyi tanıyorum. Tamam, anladık, karınla problemlerim var. Ama koskoca Adana'da dertleşecek başka kimse kalmadı da evimizin kızlarıyla mı dertleşiyorsun? Git başkasıyla dertleş ya. Hata yok. Başkasıyla dertleşme. Git karınla dertleş. Evet. Sen niye Dazgül'e dertleşmiyorsun ki? Kız ne kadar üzülüyor biliyor musun bir türlü barışmadığın için? Ya siz ne diyorsunuz ya? Kaç ay geçmiş aradan. Hem ben o ejderha kılıklı karının neresiyle dertleşeyim? Ağzını bir açıyor, her bir yer alev oluyor. Hiçbir şey senin bu yaptığını mazur göstermez. Babam ne dedi? Bu evde kuma dönemi bitti dedi. O dönem geçmişte kaldı abi. Duyuyor musun beni? Ha, Kalender Baba bunların mazide kalmadığını duysa neler yapar biliyor musun Kaan abi? Ha, bir daha onu söyleyin tam olsun. Sen böyle yapmaya devam edersen o da olur abicim. Merak etme. Hadi Bella, gidelim. Evet, siz gidin bence de. Yoksa elimden bir kaza çıkacak. Yürü aşkım. Ece. İnanamıyorum Hazar. Gerçekten inanamıyorum. Kaan abi nasıl böyle bir şey yapar ya? Bella, yeter ama artık. Ya Allah korusun, tansiyonun falan yükselecek şimdi. Sinirlenmeye başlıyorum bak. Tamam da aşkım. Yani Kaan abinin yaptığı da. Ya ben kimin ne yaptığını çok iyi biliyorum. Herkese gerekli uyarıları yapacağım, merak etme. Tamam. Afet'le gelmiş. Ay! Afet Gökhan. Oy, çok özlemişim. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ne haber? İyi, sen sormalı. Ayağın nasıl oldu? İyiyim, iyiyim. İyi, iyi görünen abi ya. Olurum, ben de çok özledim. Ya Gökhan şuna bak, karnı büyümüş bunun. De, hayırdır? Senin yüzün niye böyle pancar gibi ha? Bir şey oldu. Yok, bir şey olmadı. Boş ver. Neyse, vallahi dönüş kararınıza çok sevindim. Çok iyi yaptınız. Yok abi, biz gitmeye karar verdik. O yüzden de vedalaşmaya geldik. Aa, nereye gidiyorsunuz? İçeri geçek, herkesin yanında konuşuruz. Hadi. Ne oluyor oğlum, hayırdır? Anlatacağım abi. Babam evde mi? Evde. Hadi buyurun, geçelim. Ya hadi o zaman. Oo, Küçük Efendi. Konağımıza hoş geldin ya. Ne oldu? Sürgün bitti mi? Ya neyse, hadi içeri geçek de herkesin yanında konuşuruz ya, hadi. Sen dur öyle bakayım biraz. Hı? Sen böyle gözlerini kubarttın da enekonda gibi niye baktın Kaan'a ya? Ay,
Boş ver Afet, sonra konuşuruz. Sen anlat kız, çatlayacağım. Nereye gidiyorsunuz? Oy beloy loy. Bize yol görüktü anam. Demi de böyle çok uzun bir yol. Sağ ol. Demem o ki benim babam. Uzman çavuşluk başvurumu kabul ettiler. Yakında da görev yerim belli olacak. Vay be. Benim kardeşim yine dayanamadın, gittin asker oldun ha? Ne yapayım benim abim? Elimden başka bir iş gelmez. Ya bizim zaten bozok kardeşlerin yani bu vatan sevgisi takdire şayan. Bir tek ben benim babam. Kaan bozok. Bende bir... benim babam, bende mi bir bozukluk var acaba? Senin kanında duranlardan sebep biraz hainlik olabilir biliyor musun? Hain kıvıracak seni. Evet. Yok benim babam hainlik değil. Korkaklık var onda. Biliyorum, biliyorum. Korkuyor ama bildiğinden de geri kalmıyor maşallah. Demirden korksaydık trene binmezdik. Dikkat et de trene kaçak binenler gibi olmasın sonun abi. Ne oluyor oğlum, ne oluyor? Birbirinize laf sokup duruyorsunuz. Yok babacığım, laf sokma falan yok. Biz abimle öyle nükteleşiyoruz. He he, nükte, nükte. Neyse. Ben buraya hem vedalaşmaya hem de helallik almaya geldim benim babam. Sana büyük yanlış yaptık babam. Hakkını helal et. Helal olsun benim oğlum. E gençsin. Gençlikte olur böyle şeyler. Hem esas kabahatlının sen olmadığını biliyorum ben. Ananın dolmuşuna bindin değil mi? Bir eşeklik ettik işte. Affet benim babam. Affettim, affettim. Üzerinde hakkım varsa eğer, ananın ah sütü gibi helal olsun benim asker oğlum. Sağ olasın. Sağ ol benim babam. O zaman evladın olarak senden son bir isteğim olacak babam. Ne diyor, ne istiyor söyle. Şimdi giderken Afet'i yanımda götüreceğim. Ama anam burada kalacak, emaneti senindir. Ne? Ne? Sen bana sordun mu ki de böyle bir emaneti kabul ediyor musun diye? Ne yapak benim babam? He? Senden başka kimi kimsesi yok. Kime emanet edek? Oğlum Afet'i nasıl yanına götürüyorsan ananı da al yanına. Gündük bir şey zaten, koyarsın bak oğlum bir tarafına. Yok baba, kendi gelmek istemiyor. Ben buradan ayrılmam diyor. Ayrılmaz tabii. O gelecek, bana tebelleş olacak. Biliyorum ben onu. Vallahi orasını ben bilmem baba. Ben sana son isteğimi söyledim. Anama kol kanat ger. Sahipsiz hissetmesin kendini. Bana yeter. Anladım ben seni. Tamam Perci. Ona bir de ev tutarım. Ama bak diyeyim, onu yanıma yaklaştırmam haberin olsun. E o zaman hadi bize müsaade. Hadi Allah'a emanet baba. Gel. Abi. Afet. Yiyeceğim, o bitti. O bitti, o bitti. Sana Çukurova'daki bütün günebaka tarlasını versek doyman. Allah Allah, sen benim lokmalarımı mı sayıyorsun Beren? Yok be Ayşe ana. Senin lokmanı saymaya benim matematiğim yetmez. Sus be! Zaten karnıma sinirim tepemde. Şirin nerede? Şirin, 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 şirin. Efendim? Dersini gösteri yaptın mı? Yaptım. Tamam. Falebelle mücadele. Evet, hatta babaganlışta mambarımız da hazır. Bütün istekleriniz yerine getirildi. Yetmez, mambar dolması da yap. Ya bu kadar yemek bir otelin açık büfesinde bile yok. Bana ben artık dayanamayacağım, vallahi de billahi de bitti. Sus kız, bana laf yetiştirme, yeni gelin. Ya yeni gelinliği mi kaldı, bak kaç ay oldu. Zaten Şirin senin gelininde. Olsun kızım sayılır. Artık o da sayılmaz. Zira kalender ağa seni boşadı. Vay 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 vay. Demek siz kalender ağamdan sebep beni anabirlediniz ha?
Ben şimdiye kadar size hiç analık etmedim mi? Yok. Hiç acınızı, kederinizi de paylaşmadım mı? Yok. Mutluluğunuzu? Yok, ben size hiç destek de mi çıkmadım? Çıkmadın. O zaman bana vay 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 vay. Ben ne nankör, ne iyilik bilmez insanların ocağına düşmüşüm Allah'ım. Aa, biz mi nankörüz? He, sizsiniz tabii. Belli ki ben sizin omuzlarınıza yük, sırtınıza kambur olmuşum ama barana. Ben gerekirse ırgatlık yapar, gerekirse sokaklarda dilinciklik yapar, yine de size kendimi muhtaç etmem. Ya Allah aşkına gel, başlama duygu sömürgesine ya. Kız! Kız Kudüs! Sen yine neye başladın ki ne? Ablam! He canım, kız dur. Hoş gelmişsin, devrükleydi. Canım annem, senin geleceğini bu kadar seveceğimi bilemezdim gerçekten. İyi ki geldin canım anam benim, ay canım görümce. Kız, hadi Kudüs beni görünce sevindi de. Sen niye sevindin ki ne? Gelen gideni aratıyor biliyor musun? Babaş vermiyor ki, ben ablam sinona gel, gel otur şöyle. Gel kurban olan, gel yorulmuşsundur sen ablam, ablam. Ha, seninkinde evindeki gibi rahat etme Öteber ablam. Kız, salak salak konuşma. Burası zaten benim evim. Asıl sen kendini evinde gibi hisset. He, ben zaten çok rahatım. Değil mi yani gelin? Gelin bakalım güzellikler. Aman da benim Trabzon uşağım. Aman benim güzel burmalarım. Ah yavrularım, farkındayım. Son zamanlarda aranıza yeni katılan arkadaşlar olmadı. Olmadığı gibi de fire verdiniz. Ama olsun. Eğer ki ben de sizi sahibinizsem, yakında aranıza yeni arkadaşlar katarım. Emi, güzellerim benim. Sizi böyle boynu bükük bırakır mıyım? Vurma. Suratını vurma. Buyurun. Nazgül. Aa, Nazgül ne yapıyorsun? Ne yapayım kız? Altınlara fısıldayan kadın oldum burada. Onlarla hasbihal ediyorum. Bir onlar kaldı. Yenisini de alamadım zaten. Vallahi bu kafayla gidersen uzun bir süre daha alamazsın. Çime, niye öyle dedin sen şimdi? Şimdi Nazgül, ay dur bir dakika. Evet. Rahat ol. Şimdi Nazgül, söyle bakayım. Kaan abim sana en son ne zaman altın aldı? Vallahi bir 6 ay falan olmuştur. Ha, gördün mü? Artık seni mutlu etmeye çalışmıyor. Neden? Çünkü artık seni umursamıyor. Biliyoruz be! Biliyoruz! Ne hatırlatıyorsun? Ay kızlar çok affedersiniz. Ne hatırlatıyorsun? Ama eğer ki ben de Nazgülsem, o kanı dize getireceğim. Bak göreceksin, gelecek benim ayaklarıma kapanacak pis kıvırcık. Sen onun ayaklarını kapamasını beklerken başkası dolanmasın ayaklarını. O da var tabii. Hey! Belo! Bamba, kuma mı vardır, metres mi nedir? Sarışın esmer kumra ne var? Kim var? Söyle kim o çiyan? Yok ama ben Kaan abiyi tanıyorsam her an olabilir. Eğer ki benden az gülsem, Kaan öyle bir şey yapsın. Vallahi dünyayı dar ederim ona. Hiçbir şey yapamazsın Nazgül. Önce böyle oturup izlersin. Kaan abin kafasına koyduktan sonra yapar biliyorsun. Belo! Sen beni delirtmek mi istiyorsun ha? Bak ellerim ayaklarım titremeye başladı. Yemin ediyorum nabzım yükseldi. Vallahi tansiyonum şimdi tasmasından kurtulup üzerine saldıracağım. Dur kızım, dur. Sakin ol. İşte bundan kaybediyorsun Nazgül. Öfke kontrol problemin var sende biliyor musun? Aa! He! Sen öfkelenince gözün hiçbir şey görmüyor. Kocanı bile görmüyor. Ancak böyle kırıp döküyorsun. Ne yapayım? O da beni sinirlendirmesin canım. Delirtmesin beni. Hayır. No, 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 no. Sen tedavi olacaksın canım. Evet, tedavi olacaksın. Böyle normal insanlar gibi anlayış olmayı, sakin olmayı öğreneceksin. Yoksa her şey için çok geç olabilir.
Belo, senin dilinin altında bir bakla vardır. Çabuk çıkart. Ne gizliyorsun sen? Bir yerlerde bir şey saklıyorsun. Görünen köy kılavuz istemez Nazgül'cüm. Sen böyle hırçınlaştıkça Kaan abin sakin denizlere demir atacak. Teşbih ustası direş. Pis direş. Teşbih ustası pislik direş. Anca laf. Kız, ama içinde bir yerlerde bebek dışında bir şey gizliyorsun. Yaman dersin ya da çekip giderim. Yok diyorum Nazgül, yok diyorum. Ama senin acil olarak kendinin bir düzen çekivermen gerekiyor. Tedavi olacaksın. Nokta. Bu nedir ya? Kamu spotu gibi. Kendine acilen çeki düzen vermen gerek. Şiddeti acilen bırakman gerek. Ne oluyor? Beni yattın. Bugün çok sakinim. Kızım seviyorum. İyi sev. Gel sen de sev. Ha, stresi alır derler negatif. Ay yürü git burada. Zaten bir biz kaldık baş başa. Yalnızız bu dünyada. Nazgül, bebeğimi hangi altın takacaksın? Anca bu kırmızı kurdeleyi takarım. Çok beklersin. Cimrik. Tamam tamam, şu çeyreği takarız. Bir dolsun da. Son günlerimiz. Bacı, köylüler nasıl? İyiler mi? He, iyiler, iyiler. Selamlar var. Siz ne yaptınız? Ha? Ne yapalım? Biz de aynı duruyoruz işte. Ben de aynıyım Möteber abla. Hala senin gibi dolum. Ya kıskattık. Ya ben seni bu patlamasızlıklarla bile özledim ha. Ya o bir şey mi Möteber abla? Ben senin hasretinden geceleri rüyamda desterini bile görüyorum ya. Kusur bakıldık. Ben de senin o palanla kaç kez dans ettim her rüyamda. Ya abi şey mi? Ben Asiye Garisi'nin pompalasıyla kuzu bile çevirdim rüyamda. Ah ne günlerdi o günler ah. Ah birbirimizin arkasından dolaplar çevirdiğimiz günler. Tadı hala damağımda. Başımıza çorap ördüğümüz o günler. Birbirimizi attığımız iftiralar. Ayo kazdığımız derin kuyular. Arkamızdan oynadığımız Ali Cengiz oyunları. Ah Kudüs, ah ne günlerdi o günler. Ne günlerdi. Vay, ne günlermiş o günler, yazık. Keşke bir zaman makinesi olsa, üç kuma, fitne fücür birbirimizle uğraştığımız günlere geri dönebilsek keşke ya. Ah keşke Ayşem, keşke. Ama hepsi o Gamilla karısının yüzünden. Belediye başkanlığını senin aklına sokmasaydı biz bu hallere düşmezdik ablam. Doğru. Ha beni sadece ama değil koskoca Adana'ya rezil rüsva etti. Kendi nerede ki ne? İstanbul'a gitti. Döner mi dönmez mi belli değil vallahi. Ha dönmezsin, dönmezsin. Biz dönerik. Nereye be? Konağa. Ama... Ya keşke Möteber abla da geçti borun pazarı Süreşya'nın iyi deye. Ağam katiyen konaktan içeri sokmaz artık bizi. Yok kız, bize dayanamaz ki o. He dayanamasaydı arardı. Bir kere bile aramadı biliyor musun? Aha biz Baran'la Şirin'in yanında çürüyüp gideceğiz. Ne? Ne bu? Allah yazdıysa bussun. Ya bu ne yılmışlık, bu ne bezmişlik, ne oluyoruz ya? Analarım, analarım, çalışan kazanır, elması kızarır. Yoksa senin bildiğin bir şey mi var Baran? Evet. Bence Kalender babam, Kalender gibi yüreğiyle gidip onu yumuşatsanız hemen sizi barına basacak. Ya Baran, bu Möteber ablam geldikten sonra mı söylenir ya? Kız kuttuk. Anca beraber, anca beraber ya. Şaka yaptım, şaka, şaka. Biz beraber gidip affederiz ağamdan, tamam mı? Şimdi biz beraber gitsek vallahi bizi affetmez de. Ancak böyle önden böyle bir iyilik elçisi olaraktan birileri böyle bir gitse. Hani böyle şey etse.
Kim, ben mi? Ha, beni karıştırmayın bu işe. Bana karıştırın bu işe, ben karışırım. Hatta hemen gidip ben ağamla konuşayım. Allah! Neydi? Senden razı olsun evladım. Sen bizim yüzümüzü güldür. Bak Allah senin yüzünü nasıl güldürecek. Kurban olduğum Allah, benim yüzümü çoktan güldürmüş zaten. Sadece sonradan bazı pürüzler çıktı. Şimdi onları temizleyip geleceğim Allah'ın izniyle. Hayatım, bak bizim iyiliğimiz için babamın başını yakma. Ya zaten nasıl barıştıracaksın? Barışmaz ki. İşte böyle. Bu masum surata kim hayır diyebilir ki ne? Görüyorsunuz. Hayatta olmaz. Ölürüm de affetmem ben o karıları. Bu kapının eşiğinden içeri adımlarını atamazlar. Babo, bu kadar sinirlenme ya. Görsen Allah'ıma yataklara düştüler, yataklara. Umurumda değil. Bana ne? Ben onların cenaze namazlarını kılalı çok oldum anam. Demek öyle ha. Yazık. Babo, Allah'ıma vicdan azaplarından inim inim inliyorlar. Kimler? Onlar mı? Onlar insan mı ki ne vicdanları olsun? Öyle deme. Ben de öyle sanıyordum babo. Ama yanılmışım babo. Çok iyi insanlarmış. Bir tanısan. He? Bana kimi anlatıyorsun sen? Bana, ne yaparım? Ne bağırıyorsun, ne yani kadar çocuğa? Kim? Sen misin bana kadar çocuğu? Hem ben elçiyim babo. Elçiye hiç zaman olur. Bir kalenderlik yapsan, alsan ablamları yanına. Büyüklük sende kalsın be babo. Ben anladım senin ne yapmaya çalıştığını. Sen diyorsun ki yani ben alayım o karıları senin evinden. Sen de rahat et, öyle mi? He Allah'ıma! He Allah'ıma! Bencil damat! Hayın damat! Kendi rahatı için babasını yakan damat! Ama beni bunlarla kandıramazsın Baran. Yemem ben bu numaraları. Hiç mi yemen? Aa. Şu kadarcık bile mi? Yemem. Bari hafta sonları alsan. Çok yoruldum. Ulan çocuk velayeti veriyorsun sen bana? Ne kendi kokasın lan? Aman babu. Baran. Sen niye böyle konuşuyorsun oğlum? Hı. Lan de git. De git. Alırım şimdi ayağımın altına. Yürü. Bismillahirrahmanirrahim. Aman babu. Allah'ın belası, girsene ya, gir. Kız bırak, ben yaparım. Tosta Bedir sen yastı, bırak. Bırak, ben hallederim. Hayırdır Hecra? Ne bu sinir? Sana ne Dilber? Hay anlaşsam anlayacakmış gibi bir de soruyu tipe bağla. Niyemiş o? Salak mıyım ben? Elbet anlarım. Sen o kuş beynini hiç benim için yorma canım, istemez. Hecra! Doğru konuş benimle. Konuşmazsam ne olur? Ha? Şimdi ben sana gösteririm ne olacağını. Bir durun, ne derseniz ya? Ne oluyor? Bir durum mu var? Yok ağam, ne olacak? Güzel. Şimdi bizi Hecra ile baş başa bırakın. Konuşacaklarımız var. Hayırdır? Hırsını kızlardan mı çıkarıyorsun? Yok ağam, ne hırsı, tartışıyorduk sadece. Geç otur şuraya. Söyleyeceklerimi de can kulağıyla dinle. Çünkü bir daha söylemeyeceğim. Vallahi benim bir kabahat... Hecra! Ben soracağım, sen cevap vereceksin. Şimdi, abimle ne zamandan beri böyle kuytu köşelerde buluşuyorsunuz? Aa, vallahi kötü bir şey yapmıyorduk. Ha. O yüzden mi kimsenin görmeyeceği yerlerde buluşuyorsunuz? Kızım senin karşında aptal mı var? Estağfurullah ağam. Sizi bugün biz değil de Nazgül görseydi. Neler olabileceğini tahmin edebiliyorsun değil mi? Buna rağmen mi abimle görüşüyorsun? Ağam vallahi Kaan ağam görüşmek istiyor. Çok kötüyüm diyor, çok bunalıyorum diyor. Anlatınca rahatlıyorum diyor. Bunların hiçbiri senin yaptığını mazur göstermez. Sen de abim de çok iyi biliyorsunuz yanlış yaptığınızı. O yüzden bahçe diplerinde görüşüyorsunuz. Ağam. Hecra, ben buraya senin mazeretlerini dinlemeye gelmedim.
seni ilk ve son kez uyarmaya geldim. Eğer ki bir daha seni abimle bu şekilde yakalarsam, sorgusuz sualsiz kovarım. Anladın mı? Anladım ağam. Ekmeğinden olmak istemiyorsan başını önüne eğeceksin, sadece işini yapacaksın. Bu saatten sonra gözüm üzerinde Hece. Ayağını denk al. Nedir Hazar'a? Ne olacak canım? Beni Kana'dan kıskanmış. Sen onu bizim külahımıza anlat. Biz her şeyi duyduk. Kana'yla basılmışsın. Burada günlerin sayılıymış. Kana'yla basılmışsın. Bana bak kız, seni daha demin yolamadım. Şimdi kimse elimden alamaz ha. Bir dur ya, delirme hemen. Bırakmalım. Bırak gelsin. Ne de olsa burada günleri sayılı. En ufak bir hatasında Hazar Ağa gözünün yaşına bakmayacak. Hazar Ağa da kim oluyor ha? Kimse beni tehdit edemez, anladınız mı? Kimse. Bir sus, bir duyanalar indi. Biraz sakin ol. Zaten başına ne gelirse senin bu hırsların yüzünden gelir. Çok hızlı gidirsen Ece, çok. Gücü yeten durdursun o zaman balım. Kimse beni durduramaz, anladınız mı? Kimse beni durduramaz! Eğer ben de Ece'ysem bu yoldan dönmeyeceğim. Buna kimsenin gücü yetmeyecek. Zayıf noktalarımızdan güçlü taraflarımız doğacaktır. Sigmund Freud. Kimdir bu kız, türkücü mü? Freud Nazgül, Freud. Ama bunu bana değil, doktora sorsan daha iyi olur bence. Ben düşündüm de tedaviye ihtiyacım olmadığına karar vermiş bulunmaktayım. O yüzden gidebilirim. Nazgül, altınları düşün Nazgül, altınları. Kaan abi sana yeni parıl parıl ışıldayan altınları almak için önce tedavi olman lazım. Ben zaten onlar için buraya gelmiştim ama vazcaydım, biliyor musun? Haydi gidebiliriz. Nazgül, saçmalama. Buraya kadar geldik. Allah Allah. Merhabalar. Bella Hanım ve Nazgül Hanım, değil mi? Aha. Merhabalar Doktor Bey. Ben Bella, bu da elticim Nazgül. Sizinle randevumuz vardı. Evet, biliyorum. Merhabalar Nazgül Hanım. Merhaba. Nazgül Hanım'a ilk olarak grup terapisini alacağım. Ne? İlk seans için daha uygun olduğunu düşündüm. Belo ne diyor bu? Grup terapisi. Evet. Kim kim? Şimdi sizin gibi insanların deneyimlerini, tecrübelerini paylaştığı bir platform. Bu çiğ katli Serbinot'ta sen beni el alemin önde rezil edeceksin ha? Baş başa konuşsak olmuyor mu? Şimdi Nazgül Hanım, emin olun çok faydasını göreceksiniz. Eğer rahatsız olursanız istediğiniz an çıkabilirsiniz. Şimdi çıkabiliriz. Nazgül, haydi ne kaybedeceksin ki? Lütfen, lütfen. Belo, hamile hamile bir şey istemiyorum, üstü karşı koyamıyorum. Nalet. Tamam, tamam. Bir el aleme rezil olmadığımız kalmıştı. O zaman buyurun. Ben istersen buyururum, bakayım. İstiyormuşum. Tabii. Evet arkadaşlar, şimdi sinerji oluşturacağız. Herkes el ele tutuşabilir mi lütfen? Evet evet, el ele tutuşalım. Evet, el ele tutuşalım. Ne oluyor ya? Doktor bey hayırdır, ayın neyin yapıyoruz da el ele tutuşuyoruz biz? Ayın mı? Ha, ayın. Şimdi Nazgül Hanım, biraz sonra anlattıklarımızda bir duygu ortaklığı kuracağız ya. O ortaklığı kurabilmek için böyle birbirinizden enerji alabilmeniz çok önemli. Ayo. Alınmayın arkadaşlar ama ben kimseyle ortaklık falan kurmak niyetinde değilim. Bu da böyle bilinsin. Nazgül Hanım, şimdilik sorgulamadan yalnızca ilişki kurmaya odaklanmanız mümkün mü? Hmm.
Hangi kremi kullanıyorsun? Çocuk ellerim var. Evet arkadaşlar. Biraz sonra hepimiz bir duygusal aktarımın birer parçası olacağız. Tabii bu aktarımı yaparken belki içimizden yalan söylemeyi tercih edenler olabilir. Ama unutmayın, yalan söyleyerek yalnızca kendimizi kandırırız. Değil mi? Ya doktor bey, oldu olacak elimizi Kur'an'a bastırsaydın. Ne bu kadar insana iftira atıyorsun yalancı diye? Vırık kimiz biz? Nazgül Hanım, ne iftirası? Ben yalnızca bir ihtimalden bahsediyorum. Tamam, neyse. Önemli değil. Şöyle yapıyoruz, hemen aktarımımıza başlıyoruz. Nazgül Hanım, sizinle başlayabilir miyiz? Evet. Ayo, benle başlamayalım. İzniniz olursa önce arkadaşlarla başlayalım. Ben ortama bir bakayım. Eğer kim istersem o zaman anlatırım. Tamam. Tamam, şöyle yapalım. Hanımefendi, sizinle başlayalım. Neden buradasınız? Ben kızımın derdinden buradayım. Benim ömrümü tüketti. Hı hı. Ne yapsam memnun olmuyor. Her şeyde suçlu beni buluyor. Benim gibi bir annesi olduğu için utanıyormuş. Viii! Yonmadın saçını başını. Ay, eğer kim cımrel aman öyle bir şey yapsın. Vallahi anasından doğduğuna pişman ederim. Ne doğru. Hayır Nazgül, biz negatif yorumlarda bulunmuyoruz. Biz sonuca yönelik yönlendirmeler yapıyoruz. E tamam işte çerçev. Ben de sonuca yönlendiriyorum. Diyorum ki bizim Diyarbakır'da bir Naşido vardı. Kızını hiç dövmedi bu, yüz verdi. Sonra kızı yürüdü kocaya kaçtı. Sonra dizini dövdü. Şimdi diyorum ki mesela kızını dövmeyen dizini döker. Sonuç odaklı konuşuyorum. Nazgül Hanım. Lütfen. Lütfen. Peki hanımefendi. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Acaba yetersiz bir anne misiniz? Bilmem, belki öyleyimdir. Ama ne yapıyorsam kızımı sevdiğim için yapıyorum. Ona layık bir anne olmaya çalışıyorum. Ay canım benim, bir de ağlasaydın. Ya şuna bak, yazıklar olsun. Vermişsin ipleri kızının eline. Seni kukla gibi oyum oyum oynatıyor. Daha sen çok ağlarsın. Bu arada dibin gelmiş, git de boyat. Neyse, neyse Nazgül Hanım. Evet beyefendi, siz bizimle ne paylaşacaktınız? Ben de karımı yetemiyorum doktor bey. Ayşe neymiş? Ay Allah korusun. Ne yapsam gözüne giremiyorum. Hep beni başkalarıyla kıyaslıyor. Kendimi çok haciz hissediyorum. Özgüvenim falan hiçbir şeyim kalmadı. Püh, yazıklar olsun. Farş malamat ol inşallah kış dige gelesi. Ay, bir güne bir gün o kadar yıllık karına bir çeyrek altın almadın değil mi? Erkek milleti değil misiniz? Şuna bak, Elvis Presley mi diyorum değil. Nesin sen? Ne çeyrek altını? Pırlantalar, mücevherler, ne istediyse aldım ama olmuyor. Ne? Karın seni beğenmiyor yani bunca şey almana rağmen. Ya kardeşim, ben senin yerinde olsam bu karıyı çoktan boşamıştım ya. Bu karıya yaranılmaz. Sana diyeyim, onun gözü yükseklerde. Aa, çok vuruyorsunuz ama. Aa! Nazgül Hanım, amacınızı aşmayın ama. Amacınızı aşmayın. Ya doktor bey, ben ne yaptım? Benim bir suçum yoktu. Bakın arkadaşlar, yanlış anlamayın ama kendisi gerçeklerle yüzleşmeye cesaret edemedi. Bunu hepimiz gördük. Yani kendisi grup terapisine bence kesinlikle hazır değil. Tabii siz daha iyi bilirsiniz ama ben de biraz bilirim. Öyle mi? Siz hazır mısınız mesela? Hazırsanız sizden başlayalım o zaman. Sizin ne probleminiz var mesela? Ya söylemesi çok zor ama inanır mısınız? Hı. Benim hiçbir problemim yok. Sırf bu eltim istedi diye geldim ben. Dreş. Yani her şey yolunda, hayatınızdan memnunsunuz. Tabii ufak tefek pürüzler var ama... Hı hı. Onları ben kendi yöntemlerimle kurduğum planlarla hallederim. Sıkıntı yok yani. Tabii. Biz terapiye devam edebiliriz izninizle. Bacım hayırdır? Senin büyük bir derdin var gibi duruyor. Ay, yoksa kocan seni aldatıyor mu? Nereden anladınız? Küfür gibi tipim var da ondan anladım. Ya insan şu saçını başını azıcık toplar, hiç mi aynaya bakmıyorsun sen? Allah'a seversen kadınla yüz karartma böyle tiplerini, kocasına üzüldüm. Aa! O nasıl bir ağlama? Doktor bey,
bizim Diyarbakır'da bir abuş vardı. Bunun karısı öyle çirkin, valla suratına bakamıyorsun. Sonra karısını en son terk etti gitti. Meğer ki... Nazgül Hanım, Bella Hanım, lütfen benimle 2 dakika kapıya kadar gelebilir misiniz? Evet, bence siz de fark ettiniz ki bende hiç bir problem yok ve şu an buna ihtiyacım yok arkadaşlar. Ne olur yanlış anlamayın. Sorun sizde değil, bende. Bende, gerçekten. Doktor Bey, ben arkadaşlara son 1-2 tüyo verebilir miyim hayata dair? Teşekkürler. Ay. Beyefendi, sizi bir komedyene benzeteceğim ama neyse şimdi isim vermiyorum. Bu yolda ilerleyebilirsiniz. Saç modeliniz bir harika. Abla, bak sen de benim nasihatlerimi unutmayasın ha. Nazgül diyorsa doğrudur. Ya bunu da Allah unutmuş zaten, boş ver. Parman da mı burada? Ah, ablacığım, hiçbir şey için canınızı sıkmayın, olur mu? Her şey geçer. Ben sizi çok bir hayranınızım. Terapiden sonra imza almak isterim. Tövbeler de inanılmaz yakışmış. Abi, at çalmayı acilen bırakman lazım. Vallahi billahi iyi bir şey değildir. Vallahi bak insanları atlar rahat bırak. Lütfen hiç yakışmıyor boyuna posta yaşına. Ya ben bu adamı hatırladım. Bu adam at çalıyor. Neyse ben daha fazla durmayayım. Onları da gelmeyeyim tamam mı? Hadi iyi çalışmalar. Arkadaşlar seansımıza 5 dakika ara veriyoruz. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Teşekkürler. Çok üf Nazgül ya. Kız düşe yazdım. Üf gerçekten ya. Sana inanamıyorum. İçerideki herkesi çok üzdüm biliyor musun? Ya ben onlara hayatı öğrettim Belo. Hayat acımasızdır. Nazgül Hanım. Evet. Görünen o ki sizin probleminiz daha köklü, daha derinlemesine. Bu yüzden seanslarımızı birebir yapmaya karar verdim. Problem? Benim problemim falan yoktur. E tabii ki tedaviyi kabul etmeme hakkına sahipsiniz, siz bilirsiniz. Teşekkürler. Hayır, hayır. Biz kabul ediyoruz. Seans ücretlerinizi öğrenebilir miyiz? Bir seans ücretimiz 750 TL'dir. Ne? Çarçev! Ne diyor ya? Ya sen bana 250 lira vermeye seni tedavi edeyim. Ne yapıyorsunuz, beyin nakli falan mı? Yalan mı? Söylediğim gibi Nazgül Hanım, tedaviyi kabul etmeme hakkına sahipsiniz. Evet, kullanıyorum o hakkımı. Ya ayrıca ben seans başına 750 lira verirsem kafayı yerim. İyileşeceğim varsa da iyileşmem. O yüzden gitmemiz daha hayırlıdır Ejiko. Haydi çıkalım gidelim buradan. Nazgül otur. Saçmalama Nazgül. Gerekirse ben öderim. Ya kızım sen saftirik misin diyeceğim ama saçma olacak doğru. Sen yeter ki iyileş. Ben tüm tedavi masraflarını karşılarım. Ya Belo, sen bana ayda 2-3 kere 750 lira ver. Söz veriyorum ben kendiliğimden iyileşeceğim. Ya gerçekten o yüzden sıkıntı yok. Gidelim. Doktor Bey, biz seanslara başlamak istiyoruz. Ne zaman gelelim? Şöyle yapalım. Sekreterim sizi bilgilendirsin. Ben de dağılan grubumu toparlamaya gideyim. Müsaadenizle. Tabii. Biz de gidiyoruz zaten. Teşekkürler. Sağ olun. Benim gözümün içine baktı, imalı imalı diyor dağılan grup diye. Sanki ben dağıtmışım. Ya hangi gruplar dağıldı? Senin haberin var mı? Spice Girls dağıldı. One Direction bile dağıldı. Ben bunları dinlerim de. Hep bizi dağıldı Belo. Ha, bu arada hepsi de dağıldı. Onları da mı ben dağıttım? Nuh dedi, peygamber demedi. Cenaze namazınızı kılmış bile konağa sokmam diyor. Yani? Yani başımıza kaldınız. Ne yapacağız, nasıl affettireceğiz kendimizi? Ha, şimdi o bizi konağın içeriye sokmuyorsa biz onu dışarıya çıkarttırırız ki ne? Sonra? Sonra tenhada sıkıştırırız. Ay, heyecanlanmaya başladım, sonra?
Beyaz soru aday hünerlerimizi gösterelim. Hala hala, sizin ne hüneriniz varmış ki ne? Ha, bizim hünerimiz yoksa hiddetimiz var ki ne? Hiddetiniz mi? Eğer güzellikle affettiremezsek, şiddetle affettiririz kendimizi. Ya Allah aşkına bak, kaç yıllık karılarısınız. Ya bu zamana kadar kim zorla bir şey yaptırabilmiş ki babamı? Ben! Gülüm, ben sana zorla almadım mı? Sabrettim, selam ettim. Güzellik kendiliğinden geldi. Aşkım, aynı şey mi? Aynı şey tabii. Ya niye kadınların umudunu yitirttiriyorsun onlara? Bırak savaşsınlar! Evet Mertemel abla, savaşalım! Evet! Size bir hafta mühlet! Kendinizi Kalender Baba'ya yamadınız, yamadınız! Yamamadınız! Sizi bu konakta da koymam Allah'ıma. Ne? Barar! Ha, sen bizi tehditleyin mi diyorsun ki ne? Yok, estağfurullah. Ben sadece motive ediyorum. Ha, bir motive mi ediliyormuş ki ne? Bakın, Tarık bin Ziyad, Cebel Tarık Boğazı'nı geçtikten sonra gemileri niye yaktı sanıyorsunuz? Niye? Çünkü askerlerin dönüş yolu olmasın diye. Kazanmak akıllarından çıkmasın, kaybetmek akıllarına gelmesin diye. Maşallah ya, bu Tarık bin Ziyad çok iyi komutanmış ha. Tabii. Şimdi ben de onun askerlerine seslendiği gibi size sesleniyorum. Kadınlar! Arkanızda düşman gibi deniz, önünüzde deniz gibi düşman var. Size düşen tek şey sabretmek, selam etmek. Tamam mı kadınlar? Lan! Sen hangi vakitten beri bana akıl verir oldun sen Baran Efendi? Tam olarak benimle belediye başkan seçimlerinde pazarlığa oturduğun gün ablacığım. Yani o seçimleri kazansaydın ağa lafı üstüne laf edebilirdin. Aklın da eyvallah ama kazanamadın. He! Sen madem asır, o vakit ağlığını göster de bize yardım et. Tövbe! Beni Kalender Babam'la karşı karşıya getiremezsiniz. Lütfen beni kötü emellerinize alet etme. Kim? Ben? Ay ben size bir çay koyayım. İster misiniz? Su getireyim. Ay yok yok, gitme, kal gitme. Kaldıramıyorum bu olanları zaten. Ha, sen Bella'ya sinirim bozuldu. Merak etme, o hamile diye öyle tepki verdi. Bir şey olmaz. Yok ham, ona kırılmadım zaten. Ne oldu? Başkası bir şey mi söyledi? Ham, şikayet ediyor gibi olmak istemiyorum. Kim ne söyledi? Otur bakayım oraya. Anlat bakayım ne oldu? Ha? Kim ne dedi? Hazara. Bizi bahçede gördükten sonra yanıma geldi. Abimle bir daha görüşürsen kovarım seni dedi. Bak şuna bak ya, ne heyecanlanmış kız. O kim ya, Hazaray kim? Ben varken sana burada kimse bir şey yapamaz. Merak etme kız. Söyle am. Ya ben yanlış bir şey yaptım mı? Ya seni sevmekten, sana hürmet etmekten başka bir şey yaptım mı Allah aşkına de hele. Has. Seni sevmek eğer suçsa, o zaman toplarım pulumu pırtımı giderim bu evden. Saçmalama güzelim benim, Allah Allah. Senin hiçbir yere falan gittiğin yok. Ama Hazara... Ya Hazara nedir ya, Allah Allah. Burada Kana varken Hazara da kimmiş? Bana bak, gerekirse o gider, sen kalırsın. Anladın? Ama ben kardeşinle aranın açılmasına müsaade edemem. Yani çeker giderim baba evine. Varsın babam beni... İstemediğim biriyle evlendirsin. Abi
bak kızım deme böyle şeyler ya. Allah Allah, ben buradayım diyorum sana. Ben hem orada Hazar'a bir şey demedim ki. Onun hanımı yanındaydı, karısı yanındaydı. Yoksa Hazar benim lafıma karşı gelmez, gelemez. Yani gitme kal diyorsun öyle mi? Öyle diyorum. Peki neden am? Neden gitme diyorsun? Beni sevdiğinden mi? Yoksa bana acıdığından mı? Senin neyine acıyım ya? Bir kendine bak, bir bana bak. Sen bana acı kız. Yani beni sevdiğinden mi? Bir desen. Bir kere beni sevdiğini söylesen canımı yoluna koymaya hazırım ben. Sus kız, öyle şeyler deme. Allah gecinden versin. Am. Beni sevdiğini söyleyecek mi? Hecacığım bak şimdi ne yeri ne de zamanı. Bak zaten ikimizin de sinirleri bozuldu. Sonra konuşuruz. Kız ağlama yavrum benim. Tamam ya, şuna da bak nasıl ağlıyor ya. Allah Allah. Kız merak etme. Sen başını dik tut, boynunu eğme. Ya senin arkanda kan bozuk var. Korkma. Peki am. Hı, tamam. Am. Hı. Peki şimdi biz neyiz? 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 Ne olduğumuz değil, ne olacağımız önemli Hacacığım. Tamam. Sen şimdi git yat. İyice bir mışıl mışıl uyu. Bunları da kafana takma. Haydi. Emredersin abi. İyi geceler. Ne diyeyim benim bacım? De haydi susma. Söyle. Yani ben de lafa nasıl başlayacağımı bilemeyeyim ama... şöyle anladım benim abim. Yani bilirsin ben Hasan kaybolduğundan beri çok kötü günler geçirdim. Kendim bedbah oldum. Depresyona girdim, kendi kendime çıktım depresyondan. Yanımda yöremde olmadığınız bana destek... olmamanız hiç önemli değil ama yani. Ben isteyeyim ki bu mutlu günümüzde bizim yanımızda olun isteyeyim ben. Mutlu günümüzde derken ha? Bilirsin benim babam. Biz Hasan'la 5 aydan beri fingir... flört edik. 5 aydan beri ama artık benim de canıma tak etti yani. Biz işi resmiye bindirmek istedik. Oo, güzel haberler geliyor galiba ha? Evet. Babam da izin verirse Hasan bana takacak yüzüğü. Türkmen, emin misin benim bacım? Bak bu adam şimdi ter ortaya çıktı diye umutlanma bak. Yeniden kaybolursa ben karışmam. E zaten daha evvelden de hiç karışmadıydın abi. Benim babam sen ne diyorsun? Ben ne diyeyim ki ne? Peki o vakit Hasan yüzüğü almış mı ki ne? He babam almış almış. E ne duruyor, gelsin istersin. Hasan Bey ne yaptınız? Kapıda mı bekliyordunuz efendim ya? Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Türkmen'i kendime istiyorum. Ağlarım. Bir araya nefes alsaydın. Gerek yok. Ben gerekirse kendisine suni teneffüs yaparım. Evet, devam edelim. Ne diyeyim benim babam? Verek mi? Vermeyek. Şaka yaptım, şaka ya. Şaka mı yaptın? Yani vereyim mi? Verdim. Abi bak, sen vereyim mi? Verdim. Kamil abi, sen vereyim mi? Ben de vereyim bari. Hepinize verdiniz mi? Verdik. Verdiniz mi? Verdik. Verdiniz mi? Verdik dedik ya. Vermişler. Vermişler. Taksana yüzüğü, ne durun ya öyle saf saf orada? Takma Hasan. Tak Hasan. Takma Hasan. Tak Hasan. Takma Hasan. Tak Hasan. Taktırmam. Ben bacımın yüzüğünü öyle
düğünsüz, çengisiz, çalgısız taktırmam. Yo, vallahi ben de taktırmam. O yüzden organizasyonu hazırladım. Çalgı ekibi ve tüm konak ahalisi müsellimhanede bizi bekliyor. Oo, maşallah, maşallah. Benim babam, bizim kız çoktan yetmiş de bizim havarımız yokmuş. O vakit müsellimhane güzel yer, eğlenek gitsin. Sen nereden çıktın ya? Neyi kutluyorsunuz siz be? Nişanımız var Kamelya Hanım. Nişan yapıyoruz. Ana nişan mı var? Kim nişanlanıyor? Kimin nişanı? Benim nişanım Kamelya Hanım. Kız yemin et vallahi mı? Kiminle nişanlanıyorsun? Ha? Kamelya Hanım. Bu konağın ağası olaraktan... Yani bunu size açıklamak benim vazifem, biliyor musun? Biz senin yokluğunda benim bacımı benim dövürmeni çalmaya karar verdik. Ne? 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 Ha ben biraz boş bıraktım. Kocamı siz kocama benim kuma mı yaptınız? Ah, yerim ben size. Yerim. Ana senin kızın. Bırakma ya. Gel buraya. Kocam da. Ben insan. Şaka yaptık canım, şaka. Şaka mı? Ama bu nasıl şaka ya? Nasıl şaka bu? Gel kız seni bir öpeyim ben be. Ay canım benim. Kız seni kime kakaladılar? Bana. Ha! Sen... Hani... Dalal oldum ben bak sen. Hurtladın mı? Nereden çıktın? Nereden geldin? Nereden geldin? Orasını karıştırma Kamilla bacım. Ha ne demişler? Nereden geldiğimiz değil,
Nereye gideceğimizdir asıl mesele. Maşallah be, maşallah be. Haydi o zaman ne duruyor, oynayalım be. Çal keke çal. Sizde iki oynayın, iki göbek atın diyen yok. Ya niye olsun ki? Ya biz bu konakta istenmeyen kıllarık ha. Ağam da bizi böyle kökten bir tıraş etti. Ama ağam da bundan kelle daha güçlü çıkacağız. Ay tamam Ayşe. Hadi gidelim de kendimize sote bir yer bulalım. Hayır sote mi, tavuk sote mi? Ay Ayşe, salak salak konuşma sana ya. Kızım ben kendi yatağıma yatacağım, sen kendi yatağına yatacaksın. Ablam, odalar bize çekilmeden önce acaba bir mutfağa mı uğrasak? Çok karnım acıktı da. Ayşe, odana hazırlıklı geldim. Hem de senin için. Anam, sıkma mı? Benim için mi? Senin için ama bu gırtlağın yüzünde vallahi bütün planlarımızın rezil olmasını istemem yani. Haydi gidelim. Haydi gidelim. Haydi gidelim. Ha? Bana bak. Ha. Sakın döneklik neyi yapayım deme ha. Bak ben kazanırsam sen kazanırsan ben bir şey bozmayacağız. Anladın? Anladım. Yemin et. Ettim. Yemin et. Ettim. Yemin et. Ettim dedim ya. Haydi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Benim damadım nerede damadım? Burada baboş. Sen de benim damadım. Ben nerede benim yeni damadım? Ha, Hasan'ı diyor. Ne diyor? Hasan. Bre Hasan. Dardır geçilmez. Bre Hasan. Dardır geçilmez. Soğuktur su. Hasan, gel karşıma bakalım. Benim damadım Hasan. Hazır mısın Hasan? Ne? Ha? Ne ya oğlum? Damadım ama ya. Hazırım. Ha. Şimdi hazır ol. Ha. Çal keke, çal bir sarhoş çifte derlisi de karşılıklı oynaya.
gidelim. Artık odamızda çıkıp yatalım mı? Malum herkesin kafası gitti. Sen nasıl emredersen karıcığım. Babam, benim babam. Dur gel gel, dur. Susun. Ne diyorsun benim oğlum Hazar, bir şey mi dedin sen bana? Evet babacığım. Müsaadenle dağılalım mı artık? Niye ki ne? Babacığım, uyuyalım artık. Malum, bebek de uyuyor. Benim doğru uyuyor değil mi? Ben kıyamam ona. De hadi, ahali. De hadi herkesler yataklarına. Gidin uyuyun. Sabahlara kadar mışıl uyuyun ha. De hadi. Affedersin benim torunum. Dürkmen. Efendim abi. Abi, uyuyakaldın. Buyur abi. Dürkmen, biz sana yüzük taktık mı? Taktık ya abi. Bak barınağımda yüzüğüm burada. Biz sana verdik mi belki? Tövbe. Vermeden nasıl taksın abi adam bu suyu yani? Biz sana verdik mi? Nasıl? Ne bakıyorsun ya? Verdik desene, almadın mı beni? Verdin ya abi. Kulağımın dibinde bağırma. Eksik bir şey bırakmadık değil mi? Yok ağam, yok. Her bir şey taslamam. Dur sen merak etmiyorsun. Hadi gel artık. Dur bir daha. Ben. Efendim abi. Biz sana yüzüğü taktık değil mi? Taktık abi, taktık. Haydi kocacığım, biz de odamıza gidelim. Haydi canım. Gelmezler. Kaan, Allah'ın seversen yapma artık, ne olur. Sen şimdi benim bu halimden faydalanıp beni sabaha kadar döversin. O yüzden hayır Nazgül. De haydin. Vurcak adı Servinot'a namekör kıvırcık. Ne hali varsa görseli düşünen de kabahat. Benim morali sıfır. Çalın kekeler. Gel canım benim, gel bir tane gel, hop bismillah, gel bakalım, gel. Ağam, ne desin? Ağam dur hele gel. Ay sen iyi misin? İyiyim Asiye, iyiyim. Ağam ne oluyor? Ciğerim yanıyor Asiye. Bacım gel ne oluyor? Ya Allah senin iyiliğini, ama Allah senin iyiliğini versin ya. Ha bundan sebep ağlanır mı ya? Tam tersine zil takıp oynamamız lazım gelir ya Türkmen evlanı diye. Oynama vakti geçti Asiye. Şimdi ağlama vaktidir. Duymaz seni, duymaz. Atın ben. Ağam. Yetti mi ağabey? Ana, duydu vallahi. Aha, geldi vallahi. Ağabey. Türkmen. Başım benim. Ne haydi? Sen git Asiye. Bu gece bacımın son gecesi bu konakta. Biz abi kardeş şöyle karşılıklı oturup konuşak. Ey madem. Bir şey istersen ses edin. Ben bir tek bacımı istiyorum. Bir tek bacımı. Anladım, tamam. Hadi Allah size rahatlık versin. İyi geceler.
değil mi? Ağlama abim. Ya anne, bir yer bulup da oturak, oturak da konuşak. Gel abim. Gör abi. Gel abim, ay ay abim, yavaş yavaş ya abim. İyi misin? Türkmen. Abi. Sen şimdi gelin mi olacaksın Türkmen? Gelin olup da ellere mi gideceksin Türkmen? İnşallah abi. Gitme Türkmen. Neden? Evlenme. Tövbe tövbe. Beni sensiz bırakma. Abim. Sen niye o kadar kendini üzüyorsun? Bak benim abim, her genç kız gibi ben de bir gün kocaya varacaktım. O gün de bu ölmüş işte. Üzme sen ki abim. Türkmen! Evlenip de ellere karışma Türkmen! Abini yalnız koma Türkmen! Aa! Ama sen de biraz fazla abarttın yani abi ya. Allah Allah, gideceğim gideceğim de nereye gideceğim? Aha, olduğum yerde kalacağım işte ya. Yok öyle değil o. Sen kendi evine gideceksin. Sana ev aldım. Vallahi mı? Vallahi. Nereden aldın? Yandan. Yandaki evi aldım sana. Keşke biraz uzaktan alaydın abi ya. Hani sesimiz, gurultumuz neyimiz gelmezdi. Öyle bir şey olabilir mi? Ben sana uzaklara gönderebilir miyim? Özlerim ya ben seni. Sen özlemen mi Türkmen? Özlerim abim. Özlemem mi? Bak, kocanı benden daha çok sevmeyeceksin der mi Türkmen? Olur mu hiç öyle şey abim? Kocamın yeri ayrı, senin yerin ayrı. Abi. 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 Hah. Uyan. Hadi. Gel abi. Gel ben seni yatağına götüreyim. Gel yavaş. Yavaş. Yavaş abim yavaş. Tamam tamam. Ha. Sıkıntı yok. Tamam. Aferin. Kocanı benden daha çok sevmeyeceksin der mi? Yok abim. Tamam o zaman. Gel seni bir öpeyim. Daha iyi. Ben de. Ha? Ne aldık versin? Ben şimdi hangi odaya gideyim? Hakikaten. Bunların hangisi evdeydi? Ne? Ah, tabi canım tabi tabi. Asiye. Benim sadık yarım Asiye, o buradaydı. Bu leş gibi kokuyla da odaya girilmez yine. Oğlum Kalender. Bu akşam sen yalnız yatman lazım gerek. Yapma. Yapma uykum var benim, uyuyacağım yapma. Kızım yapma, gıdıklarım yürümüyor. Abo. Yetmez mi? Ya, gıdık. Gıdıklandım. Ya Asiye. Yapma. Asiye. Benim ağam benim. Kutlu kaşı ne sevdiğin karın? Uyanmadım ben de. Uyandın, uyandın. Günaydın. Bir kabusun içinde miyim acaba? Yok ağam yok. Şükürler olsun kan ne can ne bir aradayız. Allah! Ey Ayşe,
Senin ne işin var burada canım? Ağam dün gece gel diyordun ya. Kim? Ben mi? Hatırlamıyor musun? Hatırlamıyorum. Ya ağam dün gece sen bana telefon ettin. Ayşem seni çok özledim, çok pişmanım. Ne olur evine bana geri dön dedin. Ben de seni çok sevdiğimden kırmadım. Koş ya geldim. Sonra da burada çok güzel. Ayşem fazla konuşma. Yürü evine. Tamam. Ben de seni affettim. Eski mutlu günlerimize geri döndüm. Merdiven, sen de mi? Allah'ım aklıma mukayyet ol. Hala gitmediğimi görünce çok sevindin değil mi? Hala mı? Sen burada mıydın yine Mörtemir? Hatırlamıyor musun o? Öyle mi? Şimdi sen beni dün gece aradın. Benden özür diledin yoksa? Kim, ben mi? Sen. Canım Mühteberim. Sen benim bir numaramsın. Beni affet dedin. Allah seni inandırsın. Ben hiç ikiletmedim. O anda buraya yanına geldim. Sonra da odamıza gittim. Yalan söylüyorsun böyle ben. Ben bir kere bu odada uyandım. Allah! Yok ağam. Vallahi ben uyuyuncaya kadar o anda sen böyle benim yanımdaydın. Ama sonra birden yok oldun ya. Allah'ım ben ne yaptım? Ben ne yaptım Allah'ım? Sen en doğrusunu yaptın ha. Ağam, biz senden hiç vazgeçmedik ki. Dün gece anladık, sen de bizden vazgeçmemişsin. Alkol bütün kötülüklerin anası, yeminle. Kendi başımı yaktım ya ben. Yanıyorum ben. Yanıyorum. Adana yanıyorum, ben daha çok yanıyorum. Düşerim